onun içerisinde. Amatörde de büyük uğraş veriyor. Şu anda da yine amatör takımında Salaraspor'un hocalığını yapmaktadır. Ve geçmişlerinde de şampiyonluklar yaşamıştır. Bugün kendisini davet ettik, geldi. Niye davet ettik? Tabii ki biz ara ara yine burada ikili üçlü programımız olacaktır. Ve bir iki arkadaşımıza yine ilaveten yanımıza görmek istiyoruz. Bu stüdyo herkese, bütün spora gönül vermiş hocalarımıza, yorumcularımıza açıktır. Gelip burada yorumlarını yapabilirler. Evet, bu akşam sevgili Alaaddin Onay kardeşimizin de eşinin rahatsızlığından dolayı gelemediğini ifade etti. Tabii biz dışarıda görüşüyoruz birebir kendisiyle. Ve o akşam da Önder hocamız bizi kırmadı. Geldi bizimle birlikte bu programı yapmaya çalışacağız. Bu arada programa girmeden evvel bir duyuru da yapmak istiyorum değerli izleyiciler. Evet, Hakemler Derneği bir açıklama yaptı. Yeni hakem adaylarına müracaat edebilirler. Yeni hakem adayları müracaat edip hakem olabilirler. Bay bayan kim ise, kim varsa gönüllü o hakemler derneğine müracaat edip aday olabilirler. Bunu da burada. Şunu çok önemsiyoruz. Arkadaşlar önemsiyoruz derken bunu mutlaka uygulamamız lazım. Biliyorsunuz. Maske, mesafe, temizlik. Mutlaka ama mutlaka bunlara uyalım. Elimizi yıkayalım arkadaşlar. Bizi izleyenler. Yani biz bu çerçevede kendimiz dahi bireysel olarak uğraş vermeye çalışıyoruz. Aracımıza gittiğimiz zaman veya yaya geldiğimiz zaman gördük mü uyarıyoruz, söylüyoruz. Diyoruz arkadaşım maskeni takar mısın? Yoksa sigara torpilden veriyorum. Takıyorlar. Buna mutlaka uyalım. Uyalım. Maske, mesafe, temizlik. Evet değerli izleyiciler, Çaykur Rizespor Adana deplasmanından da boş geldi. 3-1 mağlup olarak döndü. Önce bu programın, yani bu maçın ilk kritiğini sevgili hocamıza soralım. Ondan sonra yine akış içerisinde ne sorularımız varsa bunları sormaya çalışacağız. Önder Hocam, bugünkü Altay maçından önce Adana maçı vardı deplasmanda. Evet, bunu da izlediniz. Siz bir hoca olarak izlemek zorundasınız, izliyorsunuz da. Bu çerçevede neler söylemek istersin? Bir analiz yapar mısın? Şimdi öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, Adana maçıyla serüvenimiz başladı. Altay maçıyla son bulduk. Bir haftalık süreçte, 5 günlük süreçte. Evet, Adana karşılaşması. Adanaspor'un daha ligde galibiyeti yoktu. Flaş transferlerle lige girdi. Beklentileri büyüktü ama beklentiyi gibi olmadı. Neyse de hoca, Samet Hoca oradan ayrıldı ve İtalyan bir hoca ile beraber ilk galibiyetini bize karşı aldı. Maçtan önce herkesin bir umutla bizim Adana'dan, de vardı ekip olarak herkesin yani. Vardı. Benim pek yoktu, ne yalan söyleyeyim. Ama Altay maçının umudum vardı. Kazanırız diye düşünüyordum. İkisinde de orada düz mantık yakaladık ama Altay maçını ben kazanacağımızı umut ediyordum. Çünkü Altay zorlu bir derbiden çıkmıştı. Kazanarak gelmişti buraya. Biz de farklı mağlup olmuştuk. 3 gollü. Burada Altay'ı yenebileceğimizi düşünüyordum ama maalesef kaybettik. Neticede Adana maçına geleyim. Maçın başında penaltı ve hemen akabinde gelen 2-0'lık skor olarak geriye düşmemiz bazı riskleri de almamıza sebep oldu. Maçın devamında golü de bulduk. Bolcu'nun golüyle 2-1 öne geçtik ama baskıyla golü çıkaramadık. Yakaladığımız kontrayla da yani iyi oynadığımız anda gol yedik. Üçüncü gol. Şimdi iyi de kastımız ne? Önce onu belirlemek açalım lazım. Açalım onu o zaman. Rizespor potansiyeline göre belki iyi ama Süper Lig'e göre bence yeterli değiliz hala da. Bundan 3 hafta evvel televizyon programına yine size katıldığım zaman bu sene bizim için en zor yılımız diye söylemiştim. Hala görüntü itibariyle aynı şeyi söyleyebilirim. Bu sene Çaykur Rizespor'un benim bildiğim son 20 senelik yaşım itibariyle bildiğim dönemden söylüyorum. Son 20 senenin en kötü sezonunu, yani en sıkıntılı sezonunu yaşayacağız. İnşallah ligde kalırız. Ama gerçekten hem kadro, onları herhalde detaylı konuşacağız. Ama bir takım ligin 5 haftası, 6 haftası geride kalırken ligin en çok gol yiyen takımı ve en az gol atan takımı, 2 ünvanı da aldık. Artı çok kolay çözülebilen bir takım olduk artık. Yani
İnsanlar atıyorum Galatasaray, Alanya'ya gidip onu yeniyor. İşte Başakşehir ligi dibine gidip Fenerbahçe'den puan alıyor. Giresun içeride daha, şimdi bir ironi yapacağım ama hiç golü olmayan Giresun Spor bizim üstümüzde. Daha Süper Lig'de golü yok adam. Yani adam biz daha... Biz fazla gol yedik ondan oluyor herhalde değil şimdi mi? Şimdi yani... Yani hiç gol atamayan takım senin üstüne nasıl olur Recep abi? Hiç golü yok ya. Nasıl oluyor peki? Asalım mı? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Sen içeride 2-0 yenilirsen, deplasmanda 3 tane yersen, ebirinden çok gol yersen adam Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Bu hafta atamadı ama yemedi de bir puan aldı, koydu cebine. Giresun bu hafta içeride. Yani biz gidiyoruz galibiyeti olmayan Adana Demir'e 3 tane yiyip evimize geliyoruz. Geliyoruz içeride Altay maçına. İçeride kaybediyoruz. İçeride oynadığımız son Hatay'dı herhalde. 2-0 yenildiğimiz. Doğru mu? Hatay maçı. Hatay herhalde lig boyunca daha bu kadar kolay bir deplasman maçı oynamaz. Dedi. Oynamaz. Yani 2 tane gol attı bize. Tahmin ediyorum tamamen karşı olduğum taraftarımızın da bayağı tepki gösterdi. Kaleci Gökhan. Tarihi farkı engelli. Biz tarihimizde bir Beşiktaş'tan herhalde 6 tane mi 7 tane mi ne yemiştik? 7 tane yemiştik yanlış hatırlamıyorsam. 7 tane burada içeride. Evet içeride yemiştik. Ama orada Alaaddin abi 7 tane yediğimiz Beşiktaş karşılaşmasında ben hiç unutmuyorum. Taraftarımız takımı tribüne çağırdı. 7 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Oynadığımız futbolun karşılığı olmadığını taraftar görüyordu. Şimdi o Beşiktaş maçına 7 yiyen bir takımla Hatay'la 2 yiyen bir takımı yan yana koysak Hatay maçında bize Gökhan sağ olsun ellerine sağlık 5-6 tane %100 çıkardı ya. Türkiye'de 6 haftalık periyotta bir bakalım hangi maç isterseniz inceleyelim. İçeride hangi takım deplasman takımına bu kadar puan ver, şey pozisyon vermiştir. Gel gelelim Altay karşılaşmasına. Benim de aynı saatte antrenmanım vardı ama orada telefondan yine izleyebildim karşılaşmayı. Şimdi ilk yarı ortada giden bir maç. 1-0 geriye düştük. Sonrasında rakip 10 kişi kalıyor. Orada ikinci golü yemeyeceksin. Vermeyeceksin. Yemeyeceksin. Bizim 90 artılarda attığımız golü ben artık saymıyorum. Yani 2-1 oldu vesaire ama. Ya 10 kişilik bir takımdan ikinci golü yemeyeceksin. Yiyilebilir mi? Futbolda bunlar var mı? Tabii ki var. Futbolda hepsi var. Ama ben takımdan neyi beklerdim Nizati Bey? Ben takımı daha ısırgan bekliyordum. Yani 5 maçlık periyotta 0 puanı olan bir takımın yaptığı mücadele yoktu sahada. Yani futbolcuların şimdi Durgay Bey sağ olsun Bülent Hoca'nın da açıklamalarını getirdi. Onları da değerlendireceğiz. Kadro derinliğimizden bahsediyor. Mesela geçen maçın Adana maçıyla Altay karşılaşmasını değerlendiriyorum. Savunmada bir değişiklik yapmışız. Merkez ikiliyi değiştirmişiz. Alper'i hiç oynatmadık. Alper'le başladık. Boldin'in yerini kaydırdık. Santrafor'umuzda da yeni gelen Finlandiya'da Santrafor Poyan Pavlo oynamadı. Deniz oynadı. 4 tane 5 tane değişiklik yapmak zorunda kaldı. Şimdi bir takım haftadan haftaya 4-5 oyuncuyu değişikti yapmam. Ne olması sence lazım yani? Yani bir iskelet yok mu diyorsun 6 hafta geride kaldı da. Şimdi en az kaç oyuncuyu oynatması lazım Alaaddin yani? Alaaddin Bey. İskeletin haricinde. Şimdi şöyle. Sezon başı bir takıma gidersen. Şimdi Bülent Ucu'nun uygunla biz sezon başı anlaşmış olsaydık. Mevcut kadro üzerinden değil de hocanın yapacağı bir kadroyu konuşur, ona göre değerlendirir diye. Şimdi hangi sezon başı? Mesela atıyorum, geçen sene bizim o Bülent Uygun'un geldi, onu da söylüyorum. Bülent Uygun gelmiştir. Büyük bir başarı göstermiştir. Takımı ligde bırakmıştır. Hepimiz, tüm camialar, Rize basını, medyasını, taraftarını, Bülent Hoca'yı alkışladığını, başarılı bulduğunu gördük. O şekilde değil de atıyorum Bülent Hoca'nın yerine Necati Hoca geldi. Mevcut kadro değil de hocanın yapacağı kadro üzerinden gider. Ona göre eleşir. Şimdi Bülent Hoca geçen sene o kadar başarı elde etti. Geldi. Takımın iskeletini de biliyor. Seneye kalacağı da kesin. Şimdi ben olsam ne yapardım? Mevcut tutacağım oyuncularla ligin bitmesine 2-3 hafta kala biz ligde anlaşırım diyorsun yani. Biz ligde kalmıştık zaten.
son 2-3 hafta ligde kalmıştık. O zaman takımın zaten belli iskeletini, takımın iskeletini, takımda anlaşacağım oyuncuların hemen anlaşma masasına oturur. Onları zaten takımda tutardım, takımın iskeleti olarak. Ama şimdi bahaneler çok tabii. İşte 20 oyuncu gitti, 15 tane oyuncu aldı. E biz geçen sene de öyle yaptık. Bir önceki sene de öyle yaptık. Bir dahasını da aynı yapacağız. Çünkü bu neye benzer? Bir atasözü var ya Necati abi. Taşıma suyla değirmen, taşıma suyla değirmen dönmez. Biz zaten alttan üretemiyoruz maalesef. Alttan üretemiyoruz. Ha şimdi bugün Emirhan oynadı. Ozan'ın bence bu sene ilk 6 haftalık periyotta iyi oynadı, kötü oynadı başka bir şey. Tartışılır. Ama oyuna soktu. Oynadı, banko oynattı. Yapmış olduğu tek doğru odur. Bana göre. Emirhan'la yenileyim. Madem yeniliyorum, yenileyim Emirhan'la ya. Yenileyim Enes'ten. Örnek veriyorum yani. Abdullah'yla kimse, bizim çocuklarımızdan bahsediyorum yani. Veya bizim bir santrafor daha vardı pazarda oynayan geçen sene. Neydi ismi? Turgay. Cive değil. Eren'le kaybedeyim yani. Madem kaybedeyim. Bundan daha kötüsü yok ki. Hocam. Ligin en dibindeyiz yani. Ama hep öyle. Bak öyle şimdi, öyle ne olacak sonra? Şimdi madem ligin en dibindeyim. Atayım diyorsun yani. Hiç olmazsa onları oynatayım. Bundan kötüsü yok yani. Ha aldığım adam da eğer ben sol bek alıyorsam, eğer Eren'in, Emirhan'ın yerine adam alıyorsam, Emirhan'dan bir iki kat iyi olsun bir zahmet yani. Biz ligin transferin son günü, takımın savunması sos veriyor. Evet sos veriyor görünen köy. Stoper aldık. Adam bir uçakta inerken gördüm ben. Daha görmedim ya. Yani. Böyle transferleri kusura bakmayın. Kim, Süper Lig'e kimse yapmaz. Ya sahada görmedim ya. Bir daha 21'e görmedim onu hocam. Neydi adamın ismi? Not almıştım ben ona özellikle. Monzango. Fransa 2. Lig Amiens'ten. Adam orada da oynuyordu. Ha, buraya uçakta mı sakatlandı? Nerede sakatlandı? Yetersizse niye aldık? Sakat mı yani? Bilemiyorsun. Nerede? Madem oynatmayacaktık Alaaddin abi niye aldık? Bedava mı aldık onu biz? Kimin parasını kime veriyoruz? Kulübün parası, senin de para. Ya oynamayacaksa niye aldık son gün? Bir ironi yapayım. Avizyen bizdeydi, bizim oyuncumuzdu değil mi? Birkaç sene evvel bizde oynuyordu. Nerede? Alanya'da. Herhalde izlemişsiniz Alanya Galatasaray'ın. Mükemmel top oynuyor. Niye Avizyen'i almıyorsun? Niye fal atıyoruz ki? Acaba olursa gerek yok ki. En azından bildiğin oyuncular var. Ne fayda sağlayabileceğini bildiğin oyuncular var. Biz Amiens'ten birini, ismi Ronaldo diyor, başka birini aldık. Yani ismi Ronaldo olan iyi futbolcu olmuyor yani. Öyle mi yani? Ronaldo diye aldın onu yani. Aldık bir Ronaldo. Nerede? Neyi? Yani hatırlayan var mı? Ne yapmış? İzledin mi onu Turgay'cığım? Sen yani Ronaldo ne yani oynadığı geçiyorum yani. Oynamak bir şey değil ki. Seni de atsam sen de bir iki maç sahada dursun. Mevzu o değil ki. Bu adamlara biz aylık asgari ücret maaş vermiyoruz yani. Kimse kusura bakmasın yani. Paralar veriyoruz yani. Rizemizin paralarını veriyoruz. Fayda sağlasın diye yani. Vermem Ronaldo'yu parayı. Harcarım altyapıya. Oradan 3 tane Ronaldo çıkarırım ya 4 tane. Gerek yok. Bizim aldığımız oyun transfer data yapmayacaksın Necati abi. Transfer data yapmayacaksın. Transferde bir deyim vardı. İşte 10 transferin 6'sı tuttu mu iyi diyorum. Niye 6'sı tutacak? Hepsi tutsun. Tutsun niye tutmayacak? Bu kötüye malzeme çıkarmak gibidir. Niye 10 transferin 6'sı? 10 transferin onu da tutsun. Necati abi biliyorum nasıl oynadı. Biliyorum ama nasıl oynadı. Şöyle videodan oyuncu alırsak, CD'den oyuncu alırsak, menajerden oyuncu alırsak. Genelde öyle mi oluyor önde? Nasıl oluyor abi? Bilmiyorum. Kim izledi Ronaldo'yu söylesin bana. Ben soruyorum sana ya. Fransa Amiens Ligi'nden kim izledi Monzango'yu? Güvendiğin 3 tane 5 tane yok mu Rizeli arkadaş? Bir sürü futbol oynamış arkadaşımız var. Tabii, teknik adam var. Dışarıda olan o kadar insan var ki. Bir sürü. Bir oyuncuyu da bir kişiyi izlettirmeyeceksin Necati abi. Senin beğendiğin oyuncuyu 5 tane hocaya daha izlettireceksin. Tabii. Kesinlikle. Nasıl hata yaparsın o zaman? Katılıyorum ya. Yapamazsın. Şimdi o zaman nasıl hata yaparsın? Yapamazsın. Yapamazsın. Ama tek alırsan yaparsın. Yaparsın. Bak şimdi Samsunspor'un yaptığını söyleyeyim hocam. Samsunspor 11 tane scout'u var. 11 tane. Eski Ercanlar. Sen şimdi scout'tasın Samsunspor'un. Ben şimdi diyorum örnek veriyorum. Turgay'da scout'tı diyelim. Scout. Sen de scout'tasın. Seni gönderdiler. Ben gittim dedim ilk, ki. İlk kişiyi izledin. Evet. Ben ondan şimdi sonra peşine bu gidiyor.
Şimdi bir oyuncuyu 11 tane hoca. Evet. Bak şimdi 11 tane hoca. Matematik yapıyorsun. 11 tane hoca. Hepsi geziyor ilk yarı boyunca. Ligin ilk yarısı boyunca. Diyor ki şurada şu oyuncu var. Öbür hoca dedi ki şurada şu oyuncu var. Sunuyor yönetim. 11 tane oyuncu sundu ama her hoca bir tane oyuncu sundu. 1-2. Sonra diyor ki o bir oyuncuyu her hoca bir hafta arayla izliyor. Bak 11 tane hocadan çapraz izliyorlar. Çapraz izliyor. 11 tane hocadan ayrı ayrı aynı oyuncu için rapor alıyor. Bütün oyuncular için 11 rapor geliyor. Hangisi sağlamsa? Şimdi o zaman bakıyor atıyorum takımın hocası kim? Bülent Uygun bir bakıyor rapora. Bana stoper lazım diyor. İzlenmiş kaç tane stoper var? 5 tane. 5 tane. Bakıyor 5 stoperin için raporlara da bakıyor. Özelliklerine de bakıyor. Çabuk, havadan iyi, uzun boylu vesaire. Bakıyor, arasından değerlendirip raporlarla beraber alıyor. Transferi hoca yapar, evet. Hoca da yapar. Ama kulübün bir transfer politikası olması lazım. Bizim kulübümüzün transfer politikası yanlış. Yanlış. Sence nasıl olmalı? Yanlış. Ben söylediğim gibi. Hep programlarda söylüyoruz, söylediğim arkadaşlar gibi, söylüyor. Söylediğimiz gibi. Necati abi, bu işler CD ile MD ile olmaz. Menajerin söylemleriyle olmaz. Oyuncular buraya gelmiyor. Bir bahane daha. İşte Başakşehir'in aldığı santrafor vesaire şu bu falan. İşte biz daha iyi para verdik ya. Yani. O olmaz. A odur. B'yi alırsın. B olmaz. Ama senin yelpazen yok. Biz onu 2 ay bekledik diyorlar. 2 ay niye evet. bekleyeceğim ki? Ben zaten alternatif planlarım olması lazım. Transfer'de maalesef sezon başı sınıfta kalmışızdır. Ve bu sınıfta kalmamızın şu anda maalesef ceremesini çekiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu hengameden çıkarız. İnan canımı acıtıyor ligin dibinde olmak. Ama maalesef görünen gerçekler de bunlar. Evet bir hatırlatma yapayım da bu arada çayını da vurabilirsin. Önce. Tamam. Evet. Programın içerisinde dedi ki Rizespor iyi oynadığı maçlarda Beşiktaş'a burada 7-0 mağlup oldu ve taraftar Rizespor'u tribüne çağırdı. Alkış etti, alkışladı. Bugün de aynı bir olay oldu statta. Şöyle ki ilk yarı Rizespor 1-0 mağlup. Devre bitti. Son dakikalarda gol yedi. Gale dibindeki taraftar da kaptan takımı çağırdı ve alkışladı, tepa tuttu. İyi bir hadise, iyi bir güzel bir olay yani. Yani takıma, bu oyuncuyu da ateşler. Ateşledi, moral verdi yani. Bunu da buradan anlatmak ihtiyacı duydum. Onu da buradan söyleyeyim dedim yani. Evet. Peki ben de sana sorayım o zaman Necati abi. İkinci yarı o hırsı, o ateşliliği gördün mü sen sahada? Göremedim. Göremedim. İşte zaten rakip 10 kişi. Ha şimdi. Bir eksik. Şöyle diyelim o zaman. Yani beraber şey empati yaparak doğruyu bulalım. Acaba kötü mü oynadık? Yoksa malzeme mi bu kadar? Kalitemiz mi bu kadar? Bana göre kötü oynamadık yani. Hayır. Benim yorumum böyle. 1-0. Ben de diyorum içeride Altay'la bir kişi eksikten. Sen şimdi atıyorum git deplasmana bir kişi eksik yakalan bakayım Adana Demir'i 60'ta. Bak ne yapıyorsun? Atar sana. Değil mi? Veya Alanya'ya yakalan bakalım. Atamadık. İşte ben de diyorum ki malzememiz bu. Herhalde yani. Şimdi elimizdeki oyuncuları, Necati abi, elimizdeki oyuncuları, bizde gerçi bu Türk futbolunun bir kanayan yarasıdır. Ya çok büyütüyoruz oyuncuları ya da affedersin yerin dibine sokuyoruz. Mesela iki şıktan biri diyorsun. Şıktan yani. Arası yok. Gerçekçi değiliz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Herkesin bildiği oyuncu üzerinden gideyim. Şimdi Arda diye bir oyuncu çıktı Galatasaray'a. Bizim Arda Turan. Arda'yı ilk senesinde Messi ile kıyasladık. Daha adam topu başladı yeni yeni oynuyor. Messi mi Arda mı diye şeyler kampanyalar başlattılar. SMS şeyleriyle. Abi bir durun bakalım ya. Lan Messi nerede? Uçuyor o zaman havada yürüyor. Şimdi Arda ile Messi'yi kıyasladık. Aradan 1,5 sene geçti. Bir de ki Arda topçu mopçu değil, amatör de oynamaz diyordu. Şimdi bu söylemlerin hangisi doğru? Ben de diyorum ki ikisi de yanlış. Ne Messi ile kıyasla onu, ne bir amatör oyuncuyla kıyasla. Arda evet iyi oyuncudur, gelecekte iyi olabilir. Bu. Yani doğruları söylememiz gerekiyor. Biz şimdi boyutu izliyorum şimdi sağda solda. Rizespor yakın seviyelerde. Atıyorum.
Boyutlu, Bolasya, işte ne bileyim Poyampalı'yı, işte Selim'i yok uçuruyoruz Holmen'i. Büyük oyuncularmış gibi. Biz bu kadroyla küme düşmemeye oynarız. Şu mevcut kadromuzda küme düşmeme oynarız. Bu savunmayla da çok büyük aksilikler, rakibin beceriksizlikleri ya da o gün savunmamızın çok iyi oynarsa çok az maçta biz gol yemeden kapatırız. İnşallah hiç yemeyiz de senin sonuna kadar. Bu savunma bana diyor ki sos veriyorum sana diyor yani. Ben şu anda zaten transfer de edemezsin, hiçbir şey edemezsin. Edemez. O savunmalar. Şimdi ha, şu anda mevcut durumda ne yapacağız? Mevcut durumda şu anda bizim transfer yapma şansımız var mı? Yok, transfer yok kapalı. Herhalde. Yok. Şu anda biz bu kadroyla devre arasında transfer açılana kadar devam edeceğiz. Mecburuz bununla devam etmeye. Toplayabildiğimiz puanı da devre arası kadar toplayacağız. Devre arası geldiği zaman da yine transfer. İşte az evvel dedim ya, biz hep öyle yapıyoruz. Yine öyle yapacağızdan kastım. Yine öyle yapacağız. Sezon bitecek. İnşallah ligde kalacağız. Yine öyle yapacağız Necati abi. Yine 15 tane, yine gelecek bir daha sene. Bu yaşadığımız, bugünkü anlattığımızı izleyenler de, bizi şimdi diyelim 10 senede programa yapıyoruz Necati abi. 11. sene bizi izleyenler ne diyecek biliyor musun? Abi her sene aynı şeyi konuşuyorsunuz der. Niye? Hep aynı hatayı yapıyoruz ki. Yok mu konuşacak başka bir şey? Abi hep aynı hatayı yapıyoruz. Aynı bu zamanlar, seneye bu zamanlar gelecek. Biz yine 30'lar sene diyeceğiz ki. İnşallah Alaaddin abi iyi olur, gelir yanımıza, buradan geçmiş olsun diyor. Diyeceğiz ki Alaaddin abi geçen sene bunları konuştuk. Abi bir sene geçti. Yine 15 tane adam gitti. 15 tane adam geldi. Yeni olmuyor. Devre arasına kadar kendimize atalım. Bir 10 tane daha alalım da bu sene ligde. Öyle olmaz. 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 Alttan da gene yok. Yazık yani, alttan yazık. Abi, yazık bu kulübe ya. Bu kulübün paralarına yazık ya. Gerek yok ki. Yani tribünden adam buraya kimler geldi, kimler gitti? Necati abi. Traoreler, Muralleri, Turgay seni iyi bilirsin. Adam sahaya çıkmadı hiç ya. Bir kere antrenmana gittim. Evet. U17 ile maçları vardı. Yani yazık, günah ona verilen paralara yani. Bir tane maça çıkmadı. Programlarla çok işledik. Onları. Evet, biliyorsun. Şimdi alınan stoperler ya, bu takım, bu şu anda bu takımın, sen Bülent Ozan dediğine bakma. Ben Gökhan Gönül için Türkiye'nin en iyi stoperi, en iyi sağ beki, en iyi sağ açığıdır diyor ya. O işin oynattığı bölgede, oynattığı için tabiri caizse kılıf uydurmasıdır. Nerede senin çok iyi stoperin, çok iyi sağ açığın olsun da bak bakalım Gökhan Gönül'ü nerede oynatacak? Nerede oynamalı senin görüşün? Nerede oynuyorsa bu zamana kadar orada oynasın. Orada oynamalı. Sol bek oynamaz mı? Oynar tabii Gökhan Gönül. Santrafor oynar, orta saha oynar ama yeri Türkiye'de, yeri sağ bektir. Bitti. Bunun üzerine oynama yapalım. Bugün nerede oynadı? Bugün nerede oynadı? Stoper oynadı. Sonra sakatlık oldu. Selim girdi. Oraya sonra sağ beke geçti. Şimdi ben ne diyorum ki? Oyun nerede çıktı yani? Peki Selim abi şey. Necati abi. Senin aldığın transferin son günü Fransa Amiens Ligi'nin aldığın stoper çok iyi bir stoper olsa stoper o mu oynar? Oynamaz tabii. O oynar değil mi? Oynamaz tabii. Gökhan ne oynar? Sağ bek yerinde. Yerinde. Ben de diyorum ki bir takımın defansı sos verirken, stoperleri sos verirken, yani Gökhan'ı mecburiyetten orada oynatırken, transfer ettiğin stoper oynamadığı zaman bunun adı nedir? Bu şu demektir. Ben sana hiç güvenmiyorum demektir. Buraya sunucu lazım, moderatör lazım senin yerine. Turgay orada oturuyor, moderörlük yapacak. Ben diyorum ki hayır, şu aşağıda işte avukatlık bürosunda duran işte Erzan'ı çağırın, o yapsın. Turgay diyor ki ayıptır. Yani o yokken, ben gene yoksam daha bu işi yapmanın anlamı yok. Kalkar gider orada. Senin mevcut stoperin dururken onu oynatmayıp oraya oyuncu devşiriyorsan bunun adı yetersizliktir. Ben de diyorum ki yetersizlik varsa bunu niye alıyoruz biz? Yani bak. Var mı? Mevcut stoper var mı? Aldık ya. Var. Kağıt üstünde var. Sahada yok. Sahada yok maalesef. Onun haricinde bugün Bülent Ozan açıklamalarını şimdi Turgay'cığım sağ olsun. Geçelim, ondan sonra yine devam ederiz. Sağ olsun önüme çıkardı. Şaşırıyorum şimdi. Remy'nin sağları bağını ederek sakatlığım var dedi.
zemini bahane ederek. Az yapıyor bize. Ben onun yerinde olsam daha farklı şeyler sunarım. Mesela şöyle sunarım. Mesela derim ki ben antrenmanı Rize'de yapmak istemiyorum. Ben antrenmanımı İstanbul'da yapacağım. Maç günü Rize'ye gelip maç oynarım. Tabii diyebilir yapalım. Yani. Öyle mi diyorsun yani? Bunu diyen adam... Öyle demesi lazım. Öyle de de. Niye? Ben her gün uçakla İstanbul'a giderim. Sabah beni uçakla, özel uçakla tekrar aldıracaksınız derim. Özel uçakla. Tabii. Sen futbolcusun kardeşim. Sana hoca çık dedim. Ha, Remi demiyor tabii. Niye? Remi kendini kulübün üstünde görüyor ki zaten. Rize Spor'un üstünde görüyor. Burayı çözemiyoruz. Remi'yi göndermek Remi'ye de iyiliktir. O da var. Çünkü o paraları bak Bülent Özel, o paraları başka yerden alamam diyor. Remi'yi göndermek çünkü derlarsa bir transfer daha yapacak. Bir vurgun daha yapacak. İndirecek. Yeni oynamayacak belki de. Sen zemin yani o, yani senin aynı idmanı yaptığın, beraber yemeğini paylaştığın, emeğini paylaştığın arkadaşın sahaya çıkıyor. Öyle mi? Sen diyorsun ki zemin ben sahaya çıkmam. Pardon yani Sadrazam Bey. Yani zemin o kadar kötü mü ki sahaya çıkmıyor? Ben de diyorum ki git onu Galatasaray'da yap bakayım. Aa, Fenerbahçe'de yap. Geldiği Fransa'da yapsaydı. Niye burada yapıyor? Aslı cümlenin başında söyledim abi niye yapıyor. Kendini kulübün üstünde görüyor. Üstünde bu kadar net. Yani. Bu kadar net. Ama kimse kulübün üstünde değil. Abi ne Remisi ya? Lan ne Remisi? Necat abi ya. Rize Spor'dan büyük oyuncu olabilir mi ya? Olamaz. Öyle bir şey var mı ya? Süresiz kadro dışıdır. Bitti. Ki hiçbir yere de göndermeyeceksin. Öyle bir şey yok. Öyle demiş mi yani Remi? Evet ben... Turgay bu doğru değil mi kardeşim bu basın açıklaması? Bu doğru. Ağzından çıkan Bülent Ozan. Ha Bülent Ozan'ın bunu söylemesi. Ya o da madalyonun başka bir tarafı. Oraya gelelim. Ben de diyorum ki... Şimdi geliyorum başka tarafa. Remi'yi süresiz kadro dışı bıraktım zaten o bitti. Bilsem ki bana önümüzdeki hafta gol yapacak, 3 puan alacak. Abi onun sana daha karı yok. Takım üzerinde bitti. Ya. Yok hayır. Üstüm takım değil. Üzerinde ne disiplinin kaldı Necdet abi? Ben oyuncuma, ben şimdi takım çalıştırıyorum. Ben şimdi oyuncuma diyeceğim ki örnek veriyorum. Turgay sen de oynuyor. Turgay Turgay da çok gittik deplasmana yani. Atıyorum. Gittik Kas deplasmanına. Turgay dedi bak hocam çok kar var ben burada oynamam. Hayda. Ne, hayda ne? Aynısı oldu ki abi. Evet. Şaşıracak bir şey değil ki. Şimdi ben... Hani sen orada bekle derim onu o zaman. Orada da bekleme derim abi. Profesyonel de orada bekle. Yok. Onu daha testlerin içine yatırmam. Bitti onun işi. Onun işi bitti. Ama eğer Bülent Ozan'ın söylediği doğru ise zemini bahane ederim. Öyle bir şey yok. Abi. Ben ilk defa böyle bir şey duydum futbol hayatımda. Ben 10 sene üzerinde profesyonel oynadım. Amatör oynadık. Havucalık yapıyoruz. Zemini bahane ederek sahaya çıkmayan oyuncu ben ilk defa gördüm. Ben bir maç hatırlıyorum. Ona nereden yakaladım şimdi Turgay? Zaten kadroda da yok. Evet. Çıkmadı ya 20 lira. Marco zemini siliyordu. O affedilişin Kerem'le kavgasıyla alakalı Facebook'ta bir paylaşımını gördüm. Zemini temizliyordu ki penaltıda atılacaktı bir maçta. Yani, yani ayakta durmakta zorlanıyordu takım. Galatasaray'ın o sahası çok rezildi. 5 milyon euro, 3 milyon 750 bin euro olan Feghouli orada top oynuyor. Bizim affedersin, oynamıyor. Remi Efendi zemini bak. Ki bataklıkta oynadılar. Ha niye? Çünkü orası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Marsilya vesaire kulübü işte farklı görüyor. Ha burası, o zeminde oynamamda. Ha bunu diyen oyuncuyu var ya, bak dünyanın gelişmiş liglerinden bahsediyor. Ya bir daha değil antrenmana bak kulübün tesisinin içeri sokmazdır. Sokmaz doğrudur. Doğrudur sokmaz. Ha Bülent şimdi ikinci boyuta geliyorum. Bülent Hoca bunu niye söylüyor? Oyuncu evet böyle bir şey yapmıştır %100. Yani atıyorum şeyi yok telafisi yok yaptığı şey. Şimdi gelelim hoca boyutuna. Hoca oyuncusunu maça çıkaramıyor. Değil mi? Bir de böyle bir boyutu var. Seni ben yazıyorum. Çıkmıyorsun. Zemini bahane ediyorsun. Öbür taraftan bizim santraforumuz belim ağrıyor diyor. Maça peki, çıkmıyor. Peki maç içinde alamıyor mu top? Ondan da olabilir mi yani? Remi mi alamıyor? Remi. O onun sorunu değil abi. Rize Spor'un oyuncusu.
kulübün üstünde göremez. Göremez. Sen Rizespor'un istisisin. Daha basite götürüyorum yani. Rizespor'un istisi. Sen şimdi taksiye çıkmıyorsun Necati abi de tuttuğun bir şoför taksi şoförlüğü yapıyor sana. Gelip şey mi diyeceksen? Üçüncü gün diyeceksene bırak ki. Bırak dersin de bırak. Yok yok dersene ki ben bunu kullanmayayım. Bana bunun otomatiğini al. Olur dersin. De. Ha, sen de olur dersin o değil mi? Ne demek? Veya her sabah arabamı yıkanmış almak istiyorum sana şoförü. Abi canım ne demek? Abi, böyle bir şeydi abi. Senin istisinden bahsediyorum. Anlıyorum, bu adam da Rizespor'un istisidir. Herhalde yani. Emeklisi tabii canım. Sana şimdi Remy'ye bugün kulüp dese ki kardeşim seni kadroya almadım. Şurada iki tane 15 koşacaksın dese. Ben çıkmıyorum mu diyecek bana? Çıkacaksın. Mecbursun. Onun için sözleşme imzaladın ki. Onun için dolarları, euroları alıyorsun ki. Evet. Yani Bülent Ozan açıklaması. Sakatlığın var dedi. Sahaya çıkmadı. Geçen maç son 5 dakika oynatmıştık. Hatta şöyle söylüyor. Sezon başı geçen sezon sonu gitmek istedi. O parayı başka yerlerden alamam diye geri döndü, tekrar idmanlara başladı vesaire vesaire vesaire. Remy tabiri caizse taraftarın, kamuoyunun, spor medyasının önüne koydu. Bomba gibi aynı böyle aldı Remy'yi. Dedi ki bu oyuncu böyle böyle yaptı. Ben buna bir çare bulamıyorum. Kabahat bende değil diyor. Remy sahaya çıkmadı. Kabahat bende değil diyor. Pavlenko'nun beli ağrıyordu diyor. Kabahat bende değil diyor. Gökhan Gönül'ü mecbur stoper oynatıyorum. Kabahat bende değil diyor. Bir sürü sol bek aldık ama diyor Emirhan'la başlıyoruz altyapıda. Kabahat bende değil diyor. Örnek veriyorum. Geçen hafta oynattığı merkez orta saha Dokovic Sabo'yu aldı. Bu hafta Piri Dabo oynattı. Başka bir ikili oynattı. Allah'tan geçen sene ve bence son 2-3 senenin Rizespor'daki en iyi oyuncusu Boldrin'i yani adamı artık futboldan nefret ettirdi. Adamı biz düşünmüyorduk sezon başı. Doğru mu Turgay'cığım? Düşünmüyorduk yani. Bakma o Ronaldo'lar, Moaldo'lar bomba çıktı da adamı tekrar kazandık. Yani ki görüyorum yüzünü Boldrin mutlu değil. O eski Boldrin değil. Yine Allah'tan bir tane golü yine o attı geçen hafta deplasmanda. Muhteşem bir gol attı. Şimdi elindeki mevcuda değer vermezsen... Kibire taşıyor ne oldu şimdi, olmadı yani. Şu elindekine mevcuda değer vermezsen abi, senin telefonun bana daha değerli gelir. Benim telefona değer vermezsen, seninki daha değerli. Bunu ben küçülterek şöyle söylüyorum. Sen kendi çocuklarına değer vermezsen, bir bak bakalım Türkiye'de kaç tane zeli oyuncu oynuyor. Etraflarda var tabii canım. Etrafta her yerde var abi. Geçen programda işledik. Bak. Ya bir sürü abi, bir sürü. Ben 50 forma giyen hepsini zeli yani. Ben şimdi onu da sorayım. Turgay ya ki bizim oyuncular için bir haber yapmışsın. O ne oldu diye onu da unutmayayım sen programdan sonra sorayım. Aklıma geldi. Şimdi Trabzonspor gerçeğine gelelim biraz. Oradan Rize'ye geçeceğim. Trabzonspor'un transfer yasağı çıktı değil mi bir ara? Evet. Transfer yasağı çıktı. Savunmada bir oyuncu oynattı. Sağ bekte bir oyuncu oynattı. Parmağı oynattı Abdülkadir. Ömür'ü ya, oynattı. Yusuf'u oynattı. Değerler şimdi biz, onlar. 5 tane. Kaleci Uğurcan'ı oynattı. 6 tane altyapıdan gelen oyuncuyla Trabzonspor sahaya çıktı. Allah'tan transfer hesabı olmuş Trabzonspor'a. Oldu da bu değerleri kazandılar. Şimdi ben de diyorum ki soruyorum sana nacizane olarak. Transfer yasağı olmasaydı. Onlar yoktu. Yoktu. Onlar yoktu. Hala orada. Şimdi ben de diyorum ki Rizespor'a bir transfer yasağı gelse, inşallah öyle bir şey gelmez. Allah göstermesin de. Çünkü şimdi bize oyuncu lazım, devre verirse bir sürü düşeriz yoksa. Transfer yasağı gelse, o zaman bizim Emirhan'a nasıl bakıyoruz biliyor musun? O zaman bizim Eren'e nasıl bakarız? O zaman bizim Onur Civeli'ye nasıl bakarız? İşte benim aldığım oyuncularım var bir sürü. 2002 doğumlu. Enes'e. 7 tane mi oldu? 7 tane. Ennesi, Abdullah, Bedirhan, Emirhan, Sefa, Özgür, Doğukan. Nasıl bakarız mevzu? O zaman benim oyuncum bana değerli gelir. Gerek yok. Sen bu oyuncuları nereden aldın? Hepsini. Rizespor'dan aldım. Altyapı'dan aldım. Niye? Altyapı'dan aldım. Nasıl? Niye? Bu çocuklar 2002 doğumlu Necati abi.
Hepsi de bana göre yetenekli oyuncular. Bir haftada çalışıyor sağ olsun. Hepsiyle. Karakterli. 6 tane almış gibi bir evini de aldın değil mi? 7 tane. 7 hepsini aldım sağ olsun. 7'sini de aldım. Bir de Bursa Spor'dan bir oyuncu aldık. Ali Nail diye. 7-8 tane şu an transferimiz var. Şimdi Rize Spor'dan aldıklarımıza gelince ben Fedai Hoca ile de altyapıda yeni koordinatörümüz biliyorsun Samsun'dan geldi. Muharrem Hoca ile Harun Hoca ile ve Bilal Hoca ile işte Samet'in ismini sayamadım Hakan vesaire hepsiyle konuştuk Tekin'le. İstediklerimi zaten talep ettik biz. Oyuncuyla da görüşmeden evvel önce kulübe gidip oyuncular hakkında bilgi aldım. Yani oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Planlamanız nedir? Biz 2002'li oyuncuları onlara göre yani yaşı 2002 olanımıza düşünmüyoruz altyapıda. Gitmeleri daha bizim için uygundur. Göndereceğiz anlamında bir sohbet gerçekleşti aramıza. Ben de ondan sonra oyuncuları aradım. Hepsini tek tek. Hatta 3 tanesi il dışındaydı. Görüştüğü takımlar vardı. Çağırdım 7'sini de. Dedim çocuklar böyle durumunuz var. Hatta sen onları biliyorsun, tanıyorsun. Biliyorum, tabii. Tanıyorum. Hatta bunlarla ilgilenen başka yine benim Bar Ligi'nde mücadele eden Süleyman'la beraber Mikail Özel İdare'de içinde bir oyuncuya talipti. Biz rica da ettik. Dedik böyle böyle biz bu hepsini alıyoruz. Biz de olmasını rica ediyoruz. Sağ olsun onlar da şey yaptı, anlayış gösterdi. Gidisinin de bende olması vasıtasıyla bir haftadır, 10 gündür idmanlara çıkıyoruz. Ya temiz çocuklar, ahlaklı çocuklar, 10 senedir oralarda mücadele etmişler. Şimdi tabii ki bana gelmesinden dolayı çok mutluyum oyuncuların. İnşallah hayatlarına bir dokunuş yapıp bir yol haritası belirleyeceğiz çocuklar için. Tabii ki burada Rize Spor yönetimine, hocalarına teşekkür ediyorum. Yani hepsinin bende olmasında onların da çok büyük şeyi oldu. Emekleri oldu. Oyunculara bir şeyler katmışlar. Gelişimleri iyi. Biz de bir şeyler katacağız. Çünkü hala alma yaşındalar. Ondan sonra da bunları pazarlamak için elimizden geleni yapacağız. Ha! Madalyonun bir de öbür tarafı var. Gönlüm nasıl isterdi? Onu da şöyle söyleyeyim. Orada olmaları isterdi çocuklar. Evet. Yani çocuklara bir yol haritası çizmeleri lazım Rize Spor'un. Mesela örnek veriyorum. Benim oğlum orada 10 yaşına başlarsa 9 sene orada mücadele edip atıyorum U15'te U14'te o çocuğa yetersizliğini söyleyip göndermedikten sonra eğer bu çocuk U19'a kadar çıkmışsa devam şey etmişse bu çocuğun olabilirliği vardır bence. Benim şahsi düşüncem. Eğer söylenmezse yani. Evet. Bu benim. Ne zaten bu benim şahsi düşüncem. Bazı arkadaşlar katılır yönetimden dışarıda. Bazıları katılmayabilir. Ben Rizespor U19'unda senesini başlayıp bitiren oyuncunun artık profesyonel yaşantıya hazırdır demektir benim için. Ondan sonra ne olması lazım? Oradan bu oyuncuları biz profesyonel takımlara Rizespor olarak, kulüp olarak yönlendirmemiz lazım. Ha yönlendikten sonra işi bitmeden bunları takip edip gelişimlerine bakmak, takip etmek, sonrasında da değerlendirmek lazım. Yani biz çocuklara 19 yaşına git, başın çaresine bak demek değil. Aramız mevzu lazım bunlara bir yerleri yani. Bir yerlere gitsin. Herkes, onlar da mutlu olsun, biz de mutlu herkes olalım. Herkes bir yerden başlıyor. Evet. Necati abi yani bugün ama 5 olur ama 2 olur ama 1 olur. Hiç fark etmez. Bir yere girer. Bir yere yani 19'a kadar gelen bir oyuncuyu bir yere göndereceğiz biz evet. Kulüp olarak. Böyle bak. Ha orayla ilgili de şimdi yeni bir yapılanma bilmiyorum. Zamanla Fedai Hoca'yla ben görüştüm. Söyledikleri hoş şeyler. Bakacağız, değerlendireceğiz. Bundan sonraki süreçte böyle olacağını söylüyor. Öyle olursa iyi. Ha olmazsa zaman neyi gösterir? Rize Spor'un durumu bunu ne kadar etkiler? Çünkü Rize Spor'un bir A takımı var. Sen ne yaparsan yap A takımı başarısızsa olmaz. Yemez yani. Götüremezsin. Altyapın çok iyi olur. Veya büyüklerden örnek vereyim sana. Necati abi. Fenerbahçe
Beşiktaş, Galatasaray. Futbol takımı kötü gitsin. Altı da kötü gider. Yönetimin orada durma şansı yoktur. Baskette Avrupa Euroligi alırsın. Yüzmede bilmem ne kupası alırsın. Handbolda başka bir şey alırsın falan fıstık. Ama futbol takımın kötü gitti mi yönetim düşer. İş biter diyorsun. İş biter. Yani. A takımı niye gidecek? Evet, Rize Spor'a. Efendim abi. Yo, noktaladın mı? Rize Spor'un A takımı iyi gitmek zorunda. Evet tabii ki. Bu arada bir mesaj okuyayım da. Buyur abi. Demirlerin devam ederiz. Evet ara ara gelen mesajları da buradan okumaya çalışalım. Evet. Kemal Kırmızı kardeşimiz yazmış. Rize Spor. Yukarıdan aşağı başlayalım. Evet, hemen alalım yukarıya. Harun Çınar. Mardin'den Cevdet Kurt yazmış. Hayırlı yayınlar. Daha yukarı mı çıkayım? Evet, onunla başlıyoruz. Evet, Mardin evet. Taraftarları deneye de herhalde. Evet, o da var. Mardin'den bütün gönül dostlarına selam olsun. Hayırlı akşamlar. Bir Mardin Kızıltepe Saygı Rize Spor Taraftar Derneği ailesi olarak Mehmet Ali Karaz'a diyorum. Onun Rize Spor için neler yapacağını çok iyi biliyorum demiş Harun Sinan. Kemal Kırmızı'ya geliyor. Rize Spor adam olmaz diyor. Bunca yıl zaman sizleri hiç mi dinlemiyorlar? Mas gitti mi, şampiyonluk gitti mi diyor. Serkan Kaba başkan takımı ya sanırım o öyle bir şey olmaz ya. Gidenlerin gölgesini bile alamazken şehrin takımın Ebe Ozan'ın kaderiyle oynadı diyor. Kamil Serkan Kaba diyor. Evet. Adnan Boşnakoğlu hayırlı geceler ve hayırlı programlar. Yine bu haftada hüsrana uğradık. Atladık mı yoksa Kıbrı? Yok. Alamayacağımız futbolcuları neden gönderildi? Bu takım kümeye düşeceğiz ve Remi de şu anda gitmek istiyor. Takımdan bu takım İstanbul'da aynı şeyleri söylüyor hemen o yönetilmesi. Şimdi çok... Tokan Seyman hemen geçiyor sonra. Buza Spor'un başında gelen bizim başımıza gelecek diyor. Okan Seymanoğlu kardeş, Osman Seymanoğlu kardeşim. Buyur devam et. Şimdi... Kendimizden devam ederiz sonra. Şimdi... Remi konusuna geldi olan izleyicimiz bir tanesi. Gitmek istiyor diye İstanbul'da bir takıma. Evet, okuduk onu zaten. Evet. Şimdi bu yaptığı davranışın üzerine onun üstüne koyunca o davranış zaten gitmek için zemin ayarlıyor kendine gibi oluyor. Tabii ben o izleyicimizin konuştuğunun üzerine tabii bu yorumu yapıyorum. Göndermek Remi'ye iyilik yapılmış olur. Çünkü bir transfer. Çünkü adamın parasını veriyorsun. Necati abi gönderirken. Sözleşmesinin parasını ödüyorsun kalan parasını. Ha adamla konuşursun senin 10 lira alacağın var. Yani sözleşmeye de bittiği zaman yine para mı ediyorsun ona? Sen feshedersen. Feshedersin. Feshedersin. Adamı göndermeksin sözleşmesini feshedeceksin. Göndermek istediği zaman ödemek, gönderirsin yani. Sözleşmesinin tamamını ödersin. Evet. Ha karşılıklı oyuncuyla oturursun dersin ki sana 10 lira borcum var kardeşim. Seni ben gönderiyorum 5 lirasını vereyim sana git. 5 lira cebimde kalır gider. Tamam ama Remi parasını ödeyip tamamen göndermek zaten Remi'nin arzuladığı bir şey yani. Seyircimizin söylediğinden... Kalan parayı da alayım gideyim diyor yani. Evet. Evet. Bir transfer daha yapayım. Bir hatırlatma daha yapayım. Önde. Buyur abi. Hep beraber izledik maçı. Müsabakanın 13. dakikasında. Sakatlık pozisyonu. Evet. Altaylı futbolcu Erhan Çelik tam gole doğru giderken bize futbolcu da Santos Tejasus de sakatlanarak bir top mücadelesinde yere düşüyor. Ne yapıyor Altaylı futbolcu? Galeye gitmiyor, topu dışarı atıyor. Evet. Yani çok takdiri şayan bir hareket. Yani arkadaşının, yani rakip arkadaşının sakatlandığını gördüğü anda ne yapıyor? Galeye gitmiyor, belki de vurup gol da atabilir. Belki de iskalar topu, galezi çıkarır, defans çıkarır ama topu dışarı sakatlığından atıyor. Sakatlığından faydalanmış gibi de oluyor, evet. Bu konuda ne dersin? Futbol böyle şeylerle güzel abi. Evet mücadele olacak, kıran kırana, sert vesaire şu bu ama nasıl söyleyeyim, mesela hakemi aldatıp penaltı almayacağız. Olmaz. Daha başka bakıyor. Yani oradaki diğer adamın hakkını yemeyeceğiz. Dost doğru oynayacağız. Premier Lig'de nasıl oynanıyorsa burada da aynı oynanıyor. Ama bizim Türkiye'de maalesef, ya sağlık görevlisi bir maçta 15 sefer sahaya girer mi ya? Yani takım idmanına artık masörü sokmak zorunda kalıyorsun. Kondisyonu artsın diye. Çoğu oyuncundan fazla koşuyor ya. Hele takım öne geçtiği zaman, şimdi örnek veriyorum,
Şimdi Rizespor oyuncusu veya Rizespor üzerine örnek vermeyeyim de. Şimdi herhangi bir X futbol. X bir takım. Mesela atıyorum Alanya, Galatasaray bu hafta oynadı veya Başakşehir, Fenerbahçe. Şimdi Başakşehir öne geçti. Ya sal göz 20 sefer sahaya girer mi ya? En ufak bir şeyde at yere kendini hoppa sağlık gireriz. En ufak niye? Soğutuyor. Aman süreyi kullanır. Soğutuyor, süreyi kısaltıyor. Şimdi, abi şimdi ben de diyorum ki neden seyircaz? Bunun için seyircaz. Git İngiltere'nin Championship'ini izle sakalı. Niye adam futbolu izliyor. Ligin önemi yok. Kıran kırana bir mücadele izliyor. Yenirse de yense de takımı alkışlıyor abi. Sal gönül sahaya girmiyor. Düdük salmıyor hakem ya. Kasıtlı hareket yok. %100 yani. Tabii ki var. Futbolda hepsi var. Oluyor. Ama masörün yani adam kalkabiliyorsa kalkıyor. Ya bizde adam darbe almıyor. Yüzünü tutuyor. Öbürü sarı kart görüyor. Yani saçma sapan şeyler yani. İnsanları kandırmaya yönelik vesaire. Ligimizin maalesef bu topun oyunda kaldığı süre. Avrupa'nın çok altındayız. Ondan sonra minik şeylerle seviniyoruz. İşte Galatasaray Lazio'yu yendi. 1-0. O kıyamet kopuyor. Ne ya? Lazio'yu yeneceğiz tabii. Örnek veriyorum içeride. Türk futbolu olarak söylüyorum. Beşiktaş, Dortmund'u yenebilir. Yensin tabii. Niye yenmeyecek? Yensin tabii canım. Piyanetim yani bir sürü oyuncusu var. Yenebilir yani. Ya büyük paralar harcıyoruz Necati abi. Büyük paralar veriyoruz yani. Milyon milyon eurolar veriyoruz. Yani insanların ömrü boyunca kazanamayacağı oyuncu paraları biz bir senede adamların önüne döküyoruz. Yeneceğiz tabii Borussia Dortmund'u. Yenmek için çıkacağız daha doğrusu. Bu arada bir telefon bağlantımız olacak. Biz de hazırlığımızı yapalım. Tamam abi. O zaman yayını alırız arkadaşımızı. Bunu da belirtelim. Evet. İstersen iki şey de okuyayım. Buyurun abi. İbrahim Topçu yazıklar olsun. Karadeniz'in öz evladı bir şans verin diyor. Ahmet Rıza Karar. Olay Remi veya başka bir oyuncu değil. Takımın ne oynadığını anlamıyoruz. Bu takımın forveti nerede diyor. Paşa yine bize her zaman katılıyor. Oğlumda da katılıyor diyor. Biliyor musun? Sefer araba sürüyor mu? Araba sürüyorsa yolun kenarına çeksin. Bizi öyle izlesin. Çünkü geçen hafta da aynı iyi demiştim kendisine. Sevdiğimiz bir delikanlıdır. Evet, iyi yayınlar. Rize masına bak bir izan yeter. Tekrar iyi yayınlar diyor. Evet, bu arada hazırsa arkadaşımızı da alalım. Sen arkadaşını alana kadar ben de şey yapmayayım abi. Mesela Ali Rıza'nın attığı yorumu ben üzerinden söyleyeyim. Okuyabilirsin. Takım ne oynuyor dedi. Şimdi çok doğru bir şey söylüyor. Yani bizim takım ne oynuyor biliyor musun Necati abi? Ne oynuyor? Akordu bozuk şey gibi. Gitar gibi. Hazır mı? Ben sen hazırla. Akordu bozuk gitar gibi. Müzik. Biri bir yerden çalıyor, biri bir yerden çalıyor. Yani karman çorman bir şey oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Nasıl oynuyoruz? Kim nerede? Ne yapıyor? O kadar saçma sapan işler yapıyoruz ki Necati abi. Böyle tamam yenilebilirsin de takımla alakalı, ne oynadığımızla alakalı hiçbir şey yakalayamıyoruz yani. Forveti nerede diyor. Forveti sahaya çıkmıyor. Öbürü nerede? Öbürünün beli ağrıyor. Stoperin nerede? Evet. 21'e girmemiş. Sağ bekin nerede? Stoper oynuyor. Evet. Yani bahaneler sel oldu, yağmur yağdı, transfer gelmedi. Onlar bahane olmayacak. Milli yani. Maç arasına kadar sabredin. Sıkıntı yok. Evet. Bu arada hazır mı Kuzey? Hazır. Bu arada mikrofonumuzun karşısında, yani daha doğrusu telefonumuzun diğer karşısında Alanya'dan sevgili, evet gördün orada. Evet. Faik Bey bizimle birlikte. Evet, bize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Zümrüt'e eski sahibi diyelim artık. İyi akşamlar sevgili Necati kardeşim. Hayırlı yayınlar ve başarılar. Sana ve konuğuna da iyi akşamlar. Eserin nedir Necati'cim? Eski sıcaklık yok ama Rize'ye göre tabii daha sıcak. Evet, neler söylemek istesin Faik Bey, Alanya'dan burayı nasıl görüyorsun? Neler, gönlünden neler geçiyorsa onları da anlatabilirsin. Necati'cim, tabii öncelikle seni özlediğimi, adaşını kaybettik, ona üzüldüğümü ifade etmek isterim. Allah razı olsun. Evet, evet. Tabii Rizespor'un son durumuna da üzülüyoruz bir Rizeli olarak.
Rizeli futbol severi olarak, Rizespor üyesi olarak Rizespor'un, Atmacaların bu durumuna da gerçekten çok üzülüyoruz. Tabii böyle bir zor durumda birlik beraberlik içerisinde olarak takıma destek vermek lazım. Böyle yani ateşe ateşte gitmemek diye bir söz var, onu uygulamak lazım. Yani ateşe su dökmek lazım, sakinleştirmek lazım diye düşünüyorum Necati'de. Evet, yani tabii ki doğru düşünüyorsun. Düşüncene katılıyorum. Altı maçta da bir puan var. Evet, izledim. Puan zetlerine bakınca Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la beraber galibiyet alamayan iki takım var. Biri komşularımızdan Giresunspor, biri de Rizespor. İkisinin de birer puanı var. Üzücü bir durum tabii. Rizespor bir puanı da ligin en formda ekiplerinden olan Karagümrük'ten Rize'de aldı. Ve diğer maçlarda hep kaybeden taraf oldu. Şimdi de mesela İstanbul'da oynanan maçlar var. Beşiktaş, lider Beşiktaş Adana Demirspor'u 3-2 yeniyor. Adana Demirspor da ligin yeni ekiplerinde. Malatya Spor da kendi evinde Sivas Spor'a yeniliyor. Bu sene lig gerçekten çok değişik skorlara sahne oluyor sevgili Necati kardeşim. Gündüz bölümünde oynanan maçlarda da Beşiktaş'ı bahsettik. Karagümrük Antalya'la beraber kaldı. Geçen hafta Antalya kendi evinde Beşiktaş'a yenilmişti. Böyle bir tablo var. Ama tabii başkan Tahir Kıran tüm olanaklarını seferber etmiş. Her programda seninle çıktığımızda ifade ediyoruz. Rizespor'un ekonomi sorunları yok. Tesisleri çok güzel. Futbolcular Rizespor'un ismini ve Rizespor'dan teklif geldi mi hiç düşünmeden Rizespor'u yeşil mavi camiaya tercih ediyorlar. Bunu da sık sık ifade ediyoruz. Ve ben olayın bu yüzüne bakıyorum çünkü Necati'cim. Rizespor'un son 10 yıldır FIFA ve UEFA'da dosyası yok. Olumsuz yönde futbolcuların, antrenörlerle problemler yaşamıyor. Bu da takıma olumlu yönde etki yapması gerekirken bir olumsuzluk var. Ama futbolun maalesef kuralı kaidesi bu. 15-20 kişilik yönetim görevden gitmeyeceğine göre ve 20 tane futbolcu gitmeyeceğine göre kim gidiyor? Teknik direktörler gidiyor. Zaten canlı yayında da Bülent Uygun hemşerimizin ya açıklamalarını dinledik. Gerekirse gereğini yaparım dedi. Maddiyat söz konusu değil, tazminat söz konusu değil. Böyle bir tablo olunca da tabii yönetim bu başarısızlığı örtmek için el altında da çalışmalarını sürdürdüğünü de söylemek gerekir. Kim olur Rize Spor camiasına dersin bu aşamadan sonra? Okan Buruk ve ekibi gelmesi isabetli olur. Ama gelir mi, kabul eder mi onu bilemeyiz. Güçlü isimler, büyükler devreye girerse belki Okan Buruk tekrar Rize'ye döner. Okan Buruk da bizim Akçabat'ta hemşerimiz. Milli takımın teknik direktörlüğünü bekliyordu. Olmadı. Yardımcısı da İhsan Saraloğlu Ardeşen'in. Çünkü Rizespor çıkmaz bir durumda bulunuyor. Puantaj yönünden bakınca böyle bir isim, genç, dinamik bir isim takımı toparlayacak bir isim gelip ancak Rizespor'u böyle üst sıralara doğru çıkar. Ama sezgilerim, yani tecrübelerim, duygularım diyor ki Rizespor belki ligin ilk yarısını biraz stresli yaşar, düşme hattında yaşar ama ikinci yarıda kadrosuna yapacağı takviyelerle de kurtulacağını tahmin ediyorum yani. Evet, bu konuda böyle söylüyorsun da hani Okan Buruk'la ilgili yazarlarını aldın da olmazsa ne olur yani? Okan olmazsa ya, şu anda bir kurtarmaya başladık gibi geliyor da. Evet, tabii ki tepkide oluyor şimdi bu. Bir de Beşiktaş, lider Beşiktaş 3. golü yedi. Maç 3-3 oldu. Canlı yayında da bunu ifade edeyim dinleyicilerime ve sizlere. Dakika 90. Evet. Ben onu söyleyeyim. 3-3 oldu Adana Demirspor Beşiktaş maçı. Tabii hafta içi hafta sonu takımlardan maç oynuyorlar. Yorgunluk da var iklim şartlarından dolayı. Şimdi Rizespor'a her teknik direktör gelmek ister Necati'ci. Türkiye'de boşta olan antrenör,
eller var. Hatta Tahir Kıran gerekirse yurt dışından bu işi toparlayacak deneyimli bir star ismini getirtirebilir. Öyle bir iddialı isim, öyle bir iddialı hemşerimizdi. Ama benim çizgilerimde biliyorsun Okan bize gelmeden önce senler Türk'ünde maçı izlerken ne diyorduk? Bu takıma Okan gelse faydalı olur. Çünkü kendini kanıtlamak istiyor. Hedefinde milli takım vardı olmadı. Hedefinde şu an Galatasaray kalmıştır. Takım çalıştırmasa dinlenirse bu hedeflerine ulaşamaz. Ve başarılı da olursa hedeflerine ulaşır daha diye düşünüyorum Necdet. Daha rahat ulaşır çok. Hayır, evet. Son olarak Başakşehir maçı da zor. Başakşehir'de ilk galibiyetini aldı Fenerbahçe karşısında. Aykut var orada teknik direktör. Rizespor'u ve Türk futbolunu yakından tanıyan için. Onlar da geçen seneden beri böyle bir kırılma içerisinde şampiyon olduktan sonra önceki sene şampiyon olmuştular. Geçen sene biliyorsun son haftalarda ligde kaldılar. Onların da durumu öyle pek iç acısı değil. Ama Rizespor bak bu kadar olumsuz tablodan sonra sevgili Necati'cim gidip Başakşehir'e bir patlama da yapabilir. Yani bu futbolda her zaman olan şeylerdir Necati. Bunlar hep yaşamışık biliyorsun. Yani bir patlama yaptığı zaman gerisi gelmiyor. Yani. Yani tabii olabilir ama kesin midir değil midir öyle bir şey diyemeyiz ama futbolda her şey oluyor. Ama şu bir gerçek Bülent Uygun'un işi çok zor. Açıklamalarında dinlerken moralinin çöktüğünü ve istifa sinyallerini net bir şekilde vurguladı. Belki de yönetim şimdi toplantıdadır. Bülent de istifasını vermiş olabilir ama yönetim der ki sen dur arkadaş bu Başakşehir maçına da bir çık. Ondan sonra gerekli işlemler de yapılabilir ya. Yani. Ama şu bir zor. Fakat yeşil mavili taraftarlarımız bu takıma sahip çıkmalı, desteklemelidir. Yani camiamızın hiçbir sorun yok. Sadece skor önünde ama futbolda da skor olmadı mı başarısız gözüküyorsun zaten, Necati. Zaten bir skordan sonra ilk galibiyetinde taraftar takımı tribüne çağırdı. Yani alkışladığını yani. Moral vermiyor yani. Tabii alkışlarını yapmış. Bir de bak Altay Lig'in yeni takımı ve yeni kadrosu kurmuş 1-2 tane ve 10 kişiyle yendi. Bir de yayında izledim, bilmiyorum sen görebildin mi, bizim bir futbolcu, Rizespor'lu bir futbolcu sakatlandı. Altaylı futbolcuma kalkıyordu, uyardıları kazettiler, topu dışarı attı, centilmenlik örneği. Yani bunları futbol alanlarında son yıllarda göremiyoruz. Kaptan Gökhan da gitti, tebrik ettiğini. Yani bu konuya da parmak lazım, basmak lazım. O 13. dakikada bu hareket oldu, onu evet. Yayında, belki kaçırdın, onu da yayında söyledim. Eren de herhalde o Rizespor kulübü de o futbolcuya bir tebrik mesajı göndermeli. Çünkü bunlar örnek olmalı. Bu futbol camiasında fısıltı şeklinde yayıldı mı? Bu tür centilmenlik hareketleri daha da çok artar diye düşünüyorum Necati. Evet, çok doğru. Son olarak eklemek istediğim şey var mı? Alanya'dan, Akdeniz'den selam sevgilerimi söylüyorum. Konuğuna da başarılar diliyorum. Sana da başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Allah herkese sağlık, mutluluk, huzur versin diye de ifadelerimi vurgulayarak sözlerimi noktalıyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Hadi başarılar diliyorum. Aradeniz'inde tekrar teşekkür Necati kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Şimdi Faik abiye teşekkür ediyoruz. Programı Okan'ın pek antrenörlükle alakası, İstanbul dışına çıkma durumu yok. Biraz sağlıkla alakalı, ailesiyle alakalı bir durumu var. Yurt dışından hoca işte getirir, Tayyip Başkan için söyledi, Tayyip Başkan için. Bu takıma öyle hoca olmaz. Bu takıma öyle hoca değil. Bu takıma bu ligi bilen, oyuncuları tanıyan... Ya bu aşamada olmaz diyorsun olmaz değil aşama. Mi? Sezon başı olur, adam ona göre tanır. Takımı izler, tanır. Kasitlerini izler, maçlarını izler, oyuncular hakkında fikri olur, eksik bölgeleri belirler. Ona göre transferini yapar, takımını yapar. Şu aşamada alacağımız antrenörün transfer yapma şansı yok. Mevcut kadroyla devam edecek. Atıyorum İtalya'dan biz de aldık. Adana Demir'in hocası gibi bir hoca. Şimdi bu hafta Başakşehir ile oynayacağız. Başakşehir'in hangi oyuncusunu tanır İtalya'daki bir hoca? Tanımaz. Tanımaz. Senin oyuncularını tanır mı? Tanımaz. Büyük takımları tanırlar. Tanır, aynen. Evet. Takımı nasıl motive edecek? Ben sana diyeceğim, sen tercüme edeceksin. O da birebir ilişki değil bu. Şimdi bizim takıma ne lazım biliyor musun devre arasına kadar? İyi bilemeyiz. Psikoloji. Psikoloji.
bu takıma antrenman şu bu değil. Takım ligin dibine çökmüş. Şimdi bu takımı ayağa kaldıracak moral motivasyon iyi. Karşıya bildiklerini doğru şekilde anlatabilen futbolcunun nabzını şey Boldin'in Boldin'e biz bir şey katabilir miyiz? Boldin herkes değil mi? Boldin. Ama Boldin'e moral motivasyonları daha üst seviyeye çekebilir miyiz? Çekebiliriz. Gökhan Gönül'ü daha üste çekebilir miyiz? Çekebiliriz. Alper bu takımda yedek kalıyor. Türkiye Süper Ligi'nin son sırasında olan Rizespor'da Alper Kutuk yedek kalıyor. Doğru mu? Ama Alper'in kötü oyuncu olduğunu söyleyebilirsin. Hayır diyor. Şimdi demek ki nereye gidiyoruz Necdet abi? Oyuncuları da fit tutamamışız. Şimdi Alper gibi oyuncu kaç tane takımda var yerli? Yok. Peki bu şundan mı oluyor? Mağrip veya beraberlik halk takım bir de çöküyor yani. Onun araştırmasını kim yapar? Sevgili başkan yapar. Başkan ki bu konulara hakimdir. Yıllarca yöneticilik yapmıştır. Gelir takımı, takımdan sorumlu yöneticileri, takım kaptanıyla konuşur. Takımdaki sorunun ne olduğunu araştırır. Hocayla konuşur. Derler, toparlar, bir rapor halinde kafasına süzer. Ve o da olaya müdahale etmez. Sonra tren geçer Necat abi, yakalayamazsın yani. Bir gittiğimiz zaten gider. Gider, gider. O peşinden de koşamaz. Tabii şimdi Necat abi altında 5 tane rakibim var. Niye biliyor musun 5? 4 rakip altına alacaksın. Sondan 5. 6. oldu mu? 3. oldu mu? Birinden yarışmıyorsun. Evet, herkesle yarışıyorsun. Yani Allah göstermesin. Biz şimdi atıyorum Adana ile yarışıyoruz. Örnek veriyorum. Adana seni 3-1 yendi. 3 puan artı avarajla da öne geçiyor. Senin burada onu tek farklı yenmen yeterli değil. Yani en az 2 farklı yenmen. Nasıl ses şimdi Turgay, iyi mi? İyi mi? İstersen böyle tutarak da konuşabilirim. Var mı şimdi? Şimdi nasıl? Herhalde güzel yani. Evet. Şu an. Benim iyi mi Turgay'cığım? İyi. Evet, onu toparladı. Yine biraz mesaj geçelim. Şimdi bu konuya nereden geldik? Oradan gelelim önce. Bülent Özcan açıklamayla Remi ile başladı. Bizim santrforun ismi neydi? Poyan Palu'yla beli ağrıyor diye sahaya çıkmadı. Şimdi bazı oyuncular vardır Necati abi. Mesela örnek veriyorum. Mas mı seçiyorlar? Falcao gibi. Kılı dönse sahaya çıkmıyor. Şimdi bazı oyuncular da vardır. Örnek veriyorum. Mesela bir Abdullah'ı eleştirirdik bize Rizespor'daki Abdullah'ı değil mi? Hani bu sene geçen sene bizdeydi 3-4 sene oynadı. Durak, Abdullah Durak. Abdullah miydi? Durak. Kimse de beğenmezdi onu. Kimse de beğenmezdi onu yani. Kamuoyunun genelinden konuşuyor. Ama elinde ne varsa koyardı. %100'ünü koyardı sahaya. Bak ne o kadar var elinde. Ha, malzemesi yeterli yetersiz tartışılır. Ama %100'üyle oynar. Yani şurasıyla bedeni arasında bir dengesizlik yok. Burası neyse bedeni de onu oynuyordu. %100'ünü verirdi. Şimdi oyuncu belim ağrıyor. Şimdi ben de diyorum ki mesela atıyorum aklıma Abdullah geldi diye diyorum. Şimdi Abdullah o bel ağrısı olsun oynardı. Bak bu hafta mesela deplasmana gideceğiz Başakşehir maçında. Bak muhtemelen de oynayacak. Bak muhtemelen de oynayacak. Niye? İstanbul piyasası. Biri görür beni. Anladım. Burada göremiyor mu ama? Burada da görür. Burada da görür de zemin güzel, İstanbul vesaire. İşte gelen giden çok seyirci, şöyle Sokolu. Bak oynamadı da bu hafta. Ben de ediyordum bu hafta oynayacak. Şimdi o zaman da şu çıkıyor ortaya. O zaman benim ağrımıyor diyecek öyle mi? Hazırım diyecek. Geçti. Ben de diyorum ki oynar isterse. İsterse oynardı. Az evvel bir şeye geldin ya, acaba mesela takım kötü diye mi Remi oynamıyor? Bu oyuncuları bağlamamalı. Biri zemine bahane edip, biri belim ağrıyor, öbürü bilmem ne. Burası çiftlik değil, kimse kusura bakmasın ya. Çiftlik çıkıp oynayacaksın, iyi olduğu zaman çıkıp oynayacaksın takır takır. Fedakarlık da gerekiyorsa, fedakarlık da yapacaksın. Bu takım, örnek veriyorum, Altay'dan 1 puan alsa, bu kulübe 1,5 milyon lira para girecekti kasasına. Ya o da var tabii. Değil mi? 1 puan. Belki de oynasaydın bir puan alırdık. Ki Santro bu maçta da ekmek gibi lazımdı bize Santro. Yani ne kadar yenersen tırmanırsın, o kadar gelirin oluyor. Şimdi bu maçta bir de elimizde Santro, bak Remi yok, öbür Santro'umuz da yok. Artık
Ya biri sahi bahane ediyor. Ya sen de lütfen git şuradan bir Volter'in ol, bir hareketsiz bir şey ol. Çık oyna ya, bir 90 dakika fedakarlık yap. Kulüp doktoru var, verir ona ilaç, oynar. Yani bir şey yapar yani, oynatır yani. Öyle basit değil. Okuyayım mı mesaj? Oku abi, buyur abi. Yanıtlayalım. Oku, yanıtlamaya çalışalım acaba. Ali Durmuş'a mı başlıyor? Evet, orada kalmış. Evet, Ali Durmuş. Evet. İyi geceler, selamun aleyküm, iyi geceler. Bülent Ozay'a soruyorum, gönderdiğin oyuncular aldığın oyunculardan daha mı kötüydü diyor. Şimdi tek tek gidelim Necati abi. Gidelim, evet. Şimdi bununla ilgili bak, sevgili Ali kardeşimize şunu söyleyelim. Program başında söyledik, bu sene 15 oyuncu geldi, 20 oyuncu gitti. Devre arası bir 10 tane daha gelecek, bir 20 tane daha gidecek. Önümüzdeki sezonda aynısı olacak. Bu takım bu kadar değiştirmemek için az evvel söylediğim gibi transferde hata yapmamamız lazım. Kulüp transferi yapması lazım. Kulüp şu anda Türkiye'deki mevcut oyuncuların TFF'deki, Süper Lig'deki, 2'deki, 3'deki tarayacak bir koordinatör yapar. Bir 12-13 kişisi yapacak. Bana oyuncu bulacak. 5 tane stoper bulun bana diyecek. 3 tane sabit, 5 tane sabit bulun. Bul da bizde sesele bul. 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 Evet. Ondan sonra bulduklarımızı masaya yatıralım. Ondan sonra tek tek diğer arkadaşlar bunları incelesin. Ondan sonra Ali Bey'in sorusu gibi olur. Bu takım geçen seneden daha mı iyi? Takım parçaladı. Ali Bey, bu takımın bir transfer politikası yok ki. Oyuncular gidiyor. Biz CD'den vesaireden menajerin tavsiyesini onunla bununla oyuncu alıyor. Oyuncu burayı tercih etmiyor diye bahaneler sunuyoruz bize. Evet. Niye bahane, niye tercih etmeyecek ki? Yani Rize Patagonya'dan mı? Trabzon tercih ediyor. Niye Trabzon'u tercih ediyor? Burada her şey var. Ya, havaalanında açılıyor. Abi yani, rahat gelir gider. Türkiye'nin, rahat. Necati abi, Türkiye'nin öbür tarafına 1,5 saate gidiyorsun. Artık şey değil ki, eskisi gibi değil ki. Bin, tak oradasın. Oradasın yani. Sen buraya neticede iş yapmaya giriyorsun. İşin ne? Futbol oynamak. Evet, biri de sana soruyor. Buyur abi. Hemen Önder Ozan diyor. Sence Bolası bu kadroda oynar mı? Hep bireysel boş boş gezdi bugün. Ha, Cihan kardeşim. Cihan şey yok. Boş boş gezdi bugün. Doğru söylüyor. Bugün iyi değildi. Biz de buradan biraz şeyin yönetimin şeyin çekicine uğrayın. Bolası'yı transfer eden hocamız. Şimdi sorduğun soruya istinaden şuradan bir Bülent Hoca'nın yorumunu söyleyeyim sana. Bolası çok iyi bir oyuncu. Neden? Çok iyi yerli seriler yakalayıp devam etmekti diyor amacımız. Çünkü çok iyi bir kadroya sahibiz. Bülent Uygun imza. Şimdi bu kadronun içinde Bolası da var. Evet, Bolası iyi oyuncu, atıyorum. Veya Boldin iyi oyuncu. Geçiyorum, Gökhan bu ligin iyi oyuncusu. Alper evet bu ligin iyi oyuncusu. İşte Boyd oynamış falan. Diyorum ki ben de bu böyle olmaz ki. Tek tek isimlere bakarsın evet iyi ama sahaya çıkıyorsun sıfır üretim. Şimdi üretim yok o zaman. Şimdi o zaman sana senin sunduğun açıklama üzerinden söylüyorum. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Ama bir maç fazlayla ligin en dibindeyiz. Sıfır gol atan Giresun'un altındayız. O zaman sana sorarlar. Bak şimdi çok iyi bir kadroya sahibiz diyor bak. İyi bir kadroya sahip demiyoruz ha. Çok 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 iyi ya. Bu çok çok iyi. Puan yok, puan yok. Nasıl yani bu ikilemi o birisi... O zaman iyi kadroya sahip zaman, değiliz demek. Yani Cihan Bey'in sorduğuna şey yapıyorum. Hocanın söylemiyle ben de sana o şekilde cevap vereyim Cihan'cığım. Bizim Bülent hocamızın söylediğine göre iyi bir kadromuz yok. Çok çok iyi bir kadromuz var. Ama maç fazlasıyla ligin dibindeyiz. Sıfır gollü Giresun'un da altındayız. O değil mi? Evet. Geçiyor öyle. Evet. Kime geliyor sıra? Barış Aydın. Barış Aydın. Kayıyor bu takım. Bu takıma seyirci gelmiyor deniyor. İstanbul'dan yıllardır deplasmanda dahi gittim. Soğuttular beni. Ailece Rize Spor aşığıyız. Benim 3 erkek evladım var. Bu gençlere ne izah edeyim? Takımda ne pas, ne taktik, ne de kondisyon var diyor. Aslında gene tabii ki gönlünde Rize Spor bu çocuklarına da sevgili. Aynen. Şimdi Barış Bey'e bir şey söyleyelim biz. Böyle güzel oluyor. İnsanların merak ettiklerini de söylüyorsun. Şimdi Barış Aydın belli ki Rize Spor sevdalısı bir kardeşimiz.
Şimdi ben deplasman dahil her yere gidiyordum diyor. Artık gitmiyorum. Takım bana keyif vermiyor. Şimdi zamanı geri alalım. Okan Hoca'nın zamanında. Başkanımızın yardımcı, Şevket yardımcı mıydı Turgay'cığım? Hasan Kemal yardımcı zamanında. Tek tek. Tribünler doldurdu. Geziyordular. Evet, tribünleri doldurdu. Şimdi bir takım, tamam mı? Uzaktan kumandayla sadece televizyon açılır. Bir de arabalar kapıları açılır. Uzaktan, futbolda uzaktan kumanda olmaz. Şimdi tek tek geliyorum ne zaten. Bir kulüp için olmazsa olmazlar nelerdir? Başkan, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, masör, malzemeci vesaire, taraftar, değil mi? Camiye. Bu altı tanesi. Başkanımız, ben Tarık Kıran'ı, başkan dışarıda olabilir. Sorun yok. Ama neticede il dışındadır. Ve bu işte biliyordur. Bence yanlış da yönlendiriliyor. Orada da hemfikirim. Yanlış yönlendiriliyor. Başkan dışarıda. Yöneticilerimiz kimi içeride, kimi dışarıda. Teknik heyetimiz dışarıdan Rize'de yaşamıyor. Oyuncularımız yurt dışı hep. Yurt dışı, dışarıda. Malzemecimiz, atıyorum kulüp masörü, o da dışarıdan vesaireden gelmiş. Kaldı bir seyircimiz. Rizespor camiasına bakıyorum, bir seyircimiz Rize'de. Rizespor'u temsilen Rize'de bir tek seyirci var. Bir de Emirhan'la bizim şey. Takımın içinde diyorsun yani. Başka yok. Rize'nin, Rizespor'un Rize ile beraber olması lazım. Rize'de yaşaması lazım. Ne olması lazım? Şimdi ben hiç unutmuyorum burada stat yıkılmadan eski stat buradaki maçlarda. Şimdi takımın geneline bakıyorum. Hatırlıyorum da hemen hemen kadroyu. Harun abi sol bek. İsa sağ bek. Turgut bir tarafta. Metin bir tarafta. Abdullah bir tarafta. İşte İsmail abi sonradan işte geldi atıyorum. Stoper Ebür Turgut. Hakan da vardı. Hakan mesela. Kim vardı ki abi? Yani şimdi örnek şimdi bunların hepsi iyi oyuncu, büyük oyuncu ama bir de şimdi dünya çapında bir Remi yoktu ki. Dünya çapında bahsediyorum. Demek ki iş oyuncuyla bitmiyor. Şimdi o kadroyu izlemeye insanlar tribünleri dolduruyordu. Doğru mu? Necati hatırlarsın yani çok net. Turgay sen de hatırlarsın o dönemleri. Yetmiyor demek ki. Ne yetiyor? Abi bizim çocuklar da onlar yani anladın mı? Bizim var ya bizim uşaklar. Şimdi yöneticinin Bülent Hoca'nın söylediği gibi söylüyorum. Sıkıntı yok. Bende rahat olun diyor ya herkes oldu teknik direktör bir şeyle değil. Aynı böyle konuşuyor. Böyle bu tip konuştu ya. Yani ben ironi olarak dalga geçti diyor çoğu arkadaşlar sosyal medyada. Ben öyle algılamadım. Sözde Rizeli onun gibi konuşmaya çalıştı. Bizim anlayacağımız dilden bize anlatmaya çalıştı. Sıkıntı yok diyorsun ama Var. Bundan da daha büyük bir futbol takımının en büyük sıkıntısı işte atıyorum 20 takımlı ligde 20. olmaktır. Yani ligde bundan olmak. Daha büyük sıkıntı ligde olamaz. Şimdi arkadaşımız maçlara gelmiyor. Çocuğuna nasıl anlatacak? Baba Rizespor maçı kaç bitti? Yenildik. Benim kızım da aynı şey. Zar zor Rizespor'la ettik onu. Annesi başka takımlı vesaire büyük takımla oldu. Şimdi diyor baba Rizespor ne yaptı? Ya yenildi kızım bu hafta. Ne yaptı? Yenildi. Baba Rizespor hiç yenemiyor mu diyor. Şimdi 6-7 yaşında çocuktan bahsediyorum evet. Yani. Bu hani şeyden sana öpücük gönderen çocuk değil mi? Evet. Senin televizyonda evet öpücük oluyor. Şimdi benim bir komşum vardı. Her kanalda yani bütün maçları izler komşum. Eşi de mecbur takılıyor ona. O da onunla beraber izliyordu. O da Rizespor'a aşığı olmuştu. Biz basa giderdik, gelirdik. Nezahat abi gene mi yenildik? Derdi. Eski dönemlerden bahsediyorum. Derdi Nezahat abi gene mi yenildik? Evet. Neşeli geldiğimiz zaman yendik. Anladım, yendik derdi. Yani bunu da bir şey etmek isterim öyle. Evet, o açıklama bitti mi? Şimdi açıklama ikinci bölümüne geleceğim. Üzerine çizdim. Şundan bir tane daha okuyayım istersen. Oku abi, oradan da yanıtlayalım. Evet, Berke'ye çünkü giriyoruz. Bülent'in açıklamaları Berke'ye çok güzel. Giriyoruz. Tayyip Başkan tabanca gibi takım derken bu tabanca mı? Su tabancası mı demek istemek? Berkay Mısakçı diyor. Peşin hemen Oka Adnan Boştakoğlu'nu okuyan. Okan Burukoz'a gelmesi mucizedir. Senin dediğini söylüyor. Evet. Tabii ki Rize Spor'un
büyük taraftarı %100 Okan Hoca'yı isteriz. Ama diyor. Buyurun. Okan Hoca niye? İyi bir iz bıraktı. Futbol takımları da böyledir Necati abi. Şimdi evet. Örnek veriyorum sana. Şimdi büyük takımlardan gideyim, herkesin bildiği. Şimdi Fatih Terim Galatasaray'dan gider, 3 sene sonra yine Fatih Terim isterler. Şimdi artık orayla başarılı olmuş, oraya bir iz bırakmış. Şimdi Okan Hoca Rizespor'da bir iz bırakmış. Aradan 2 sene geçti. Taht kurdu tabii. 2 sene sonra yine bir hoca sallantısında yine insanlardaki Okan Hoca yaz. Yes. O izi bıraktı. Okan Hoca'nın kaşına gözüne mi? Ve duruşla mı vesairesine? Yok. Takımı aldı çıkardı yukarıda. Başarılı diye. Başarılı. Başarılı diye. Ve dürüstse basın mensupları. Yani biz şimdi bir de bazı demeçler vardır. Necati abi. Evet. Gerçekçi demeçler. Mesela bizim Aykut Hoca'nın da mesela çok gerçekçi demeçleri olur. Hocalığını tartışılır. Ben de çok sevmediğim bir tarzda takımı oynatır. Daha savunma ağırlıklı bir antrenör arkadaşlarını sevmiyorum. Ama maç sonu demeçleri vesairesi çok doğru, çok dürüst, çok dobra konuşur. Kötüyse kötü, iyiye kötü. Kendi doğrusu, kendi yanlıştır. Tartışılır. Ama düşündüğünü söylüyor. Söyleyemiyor. Hatta söylüyor yani. Evet. Şimdi bizim bahanelerimize, bahaneleri demeyeyim de Bülent hocamızın bize söylediklerine geliyorum. Sel oldu, çalışamadık. Rafting mi yapıyoruz biz? Selle de rafting yapamazsın ki. Yok yani ne yapıyoruz? Yani dereler çok geldi ya, rafting mi yapardık? Ondan sonra başka bir bahane. Zemin bozuk. Biz kötü zeminde oynayıp rakip iyi zeminde mi oynuyoruz? Bu da başka bir soru. Geldik. Transferler hazır değil. Geç geldi. O bu da benim sorunum değil ki Necati abi. Bu senin sorun, senin planlaman yani. Bu takımın başında kalacağın geçen senenin son 3-4 haftası 1 ayında belliydi. Planlamanı yaparsın. Çünkü ben seneye bu takımın başındayım, örnek veriyorum. Alacağını hesaplarsın. Ben şimdi atıyorum, ben şimdi Rizespor hocasıyım. 5 hafta var ligin bitmesinde. Gider yönetimine diyeyim kardeşim. Seneye devam ediyoruz değil mi? Ediyoruz. Şu mevcut oyuncularla anlaşın. Kalsın bunlar. Şu bölgeleri anlaş. Sen gelip buraya yok 20 oyuncu gitti. 15 oyuncu geldi. Yiyemezsiniz. Zamanında oyuncu aldıramadım. Ondan sonra başkanımız şimdi ne düşünüyorsun onu söyle. Bak. Bir diyor ki transferleri zamanında yapmadık. Geç kaldık. Yapsan. Bak geç kaldık. Bunun yanında da diyor ki başkanımız çok çalıştı, iyi niyetli. İstediğim bütün oyuncuları da aldık. Şimdi ikisi arasında %100 bir fark var. Yani bu söyleminle yönetime diyorsun ki, bu söyleminle yönetime, başarısızsın kardeşim. Bana kamp oyuncuları yetiştiremedin. Takım onun için kötü. Burada da diyorsun ki başkanımız çok çalıştı, yönetimimiz. İstediğimiz oyuncuları aldık. Bana biraz zaman verin. Ne zamana kadar? Milli maç arasına kadar. Doğru mu Turgay? Milli maç arasına kadar sıkıntı yok dedi bize milli maç arasına kadar. Maç bitti. İki tane de üç tane maç oynadık. Ne oldu? Sıkıntı var yine. Yine sıkıntı var. Evet. 3 maç 0 puan. Devam edelim mi? Tabii ki. Evet. Yunus Murtezoğlu, Süper Lig takımları son yıllarda çok üst düzey futbol oynayan yıldız seviyesinde oyuncuları transfer ederek güçlenirken Rize Spor futbolcu transferi konusunda maalesef her zaman olduğu gibi yine sınıfta kaldı ve Ekrem Kumuşoğlu'nu okuyoruz bu arada. Bülent Hoca'ya az sabır edelim yani demek istiyor. Bence bu haftayı iyi futbol oynadı takım diyor Ekrem Kumuşoğlu kardeşimiz de. Şu yorum alalım. Az sabır. Şimdi ben de Yunus Murtezoğlu'na önce oradan gideyim. Arkadaşımız mesajıyla alakalı. Bir takım Türkiye Ligi'nde veya herhangi bir takım. Şimdi atıyorum Hatay Spor üzerinden gidelim zaten. Hatay Spor Süper Lig'e çıktı. Çok iyi bir kadro yaptı. Ondan sonra oyuncular ne yaptı? Ekonomiyi dönüştürdü. Ama gönderdiği oyuncuların üzerine, mevcudun üzerine yine kaliteli transferler yaptı. Alanya Spor sattığı oyuncuları saysam sana Suyopis'ten tut, Salih Uçan'dan gir, Pekdemek'ten tut. İşte bir sürü oyuncusunu sattı Alanya Spor. İşte Efe Can'ı, şuyu, buyu, onlar kaldı orada. Emre Akbabası'nı vesaire her sene oyuncularını satıyor. Ne yapıyor? Yerine bildik ya da çok iyi taradığı nokta aldığı oyuncu
Geliyor, oynuyor ve Türkiye'de gündem oluyor. Alanyaspor'a stoper lazım oldu. Kim aldı? Avize mi aldı bizim Avize'ye? Oynuyor banko. Biz de oynuyoruz. Biz kimi aldık? Biz gittik Amiens'ten bir oyuncu aldık. Daha kadroda yok. Sahayı bırak. Yani adamı bir görebilsem bir de yani bir şey değil. Birini aldık ama. Kimdir diyorsun? Yani biz kadroda görsek onu yani. Tamam oynamasın gene de görelim nasıl bir şey. Şimdi bir adam onu alıyor. Senin oyuncun. Eski senin oyuncunu. Sen hiç bilinmedik bir adamı alıyorsun. Nerede olduğu belli değil. Beni diyorsun ki bildiğin oyuncuyu al. Kimi biliyorsun? Ali Atrim'in sözü var. Türkiye'de yerli alazan yabancı, yerli ve yabancı yok mu diyor. Daha doğrusu yabancı. TFF'de bile o an mesela birkaç tane isim saydı Ali Atrim abi. Hiç unutmuyor. Evet takip et bakalım. Takip et. Şimdi oyuncu gözü de çok farklı bir şey. Yani mesela bundan 3 sene evvel Rize Spor Erzurum maçı. Selam olsun Ümit Ozan, ben, Osman Hoca maça gittik. 0-0 biten bir karşılaşma. Erzurum maçına gittik Nezahat abi. Maçı izliyoruz. Osman Hoca'la beraber, Osman yanımda oturuyor. Osman Hoca'ya dedim ki, ya Rize Spor yöneticisi olsam, Osman'ın hep bir hayali var ya, başkan olacağım, şu olacağım, bu olacağım falan. Osman Hoca'ya dedim ki, başkan olsam sana şu dedim 5 numarayı aldırırdım. Kim dedi 5 numara Erzurum'da? Dedim ismini ben de bilmiyorum ama dedim. Bak dedim kim olduğunu, şu 5'i sana aldırırdım dedim şimdiden. Ligin daha 3. haftası. Kim biliyor musun? Taylan Altaylı. Galatasaray'da. Ankara Gücü maçı 2-2. Yine aynı üçlü gitmişiz maçı. Şu kaleciyi takip edin dedim. Bak nerelere gidiyor. Nerede? Fenerbahçe'de Altay Bayındır. Yani demek istediğim şu, Erzurum'dan yakalayabilirsin de Taylan'ı. O zaman iyi bir skate ekip olur değil mi? Yani Fenerbahçe, Erzincan'dan... Yani orada gözü yoktu onu söyleyelim de yani. Bak futbolcu gözü. Gidip TFF'den, şimdi televizyondan izliyoruz isim değil abi, canlı. Canlı göreceksin. Adamın işi o olacak, anladın mı? Turgay'a bir iş verecek, diyeceksin ki. Mesela ben bu hafta gittim, Offspor ağır maçına gittim. Savaş'la, bizim Savaş'ta Mustafa Ozan takımını karşılaştık, sevdiğimiz arkadaşımız. İzledik maçımızı. Oradaki takımla ilgili, o 22 ile ilgili bir fikrim var benim mesela. Sahada olan 22 oyuncuyla ilgili bir fikrim var mesela. Şurada oynar, burada oynar, bu lig. Ama bir yelpazem var şu an. Mesela Offspor'un 11'iyle sonradan girenlerle, Arspor'un 11'iyle sonradan girenle alakalı. Şimdi benim kafamda bir oyuncu ve bir takım profili var. Değil mi? Ben şu an Rizespor şu anda 3. ligde olsa, Allah göstermesin, olsa. Mesela ben oradan şu oyuncuyu alın diyebilirim, değil mi? O seviyede. Ama şimdi Süper Lig seviyesi farklı tabii. Öneremez tabii. Ben de diyorum ki Rize Spor oyuncusuna, mesela bu liglerde de 2, 3, TFF veya Süper Lig'in... Takip edilebilir diyorsun değil mi? Abi, Kerem nereden geldi? Galatasaray'daki. Evet. Erzincan Spor. Barış nereden geldi? Galatasaray. Keçiören. Uzağa gitmeye gerek yok ki. Barış ha burada oynuyordu özel lider. Ha burada amatör. Orada görünmedi diyorsun yani. Göreceğiz. O da bizim işimiz. Görünmedi yani. Birilerinin görmesi lazım var diyorsun. Yorum. Nice barışlar. Bak ben bunun altını özellikle çiziyorum. Her zaman savundumdu. Ben aldığım 7 tane oyuncuya da aynı şeyi söyledim. Buradan yine yeniliyorum. Rizespor'un altyapısının çok iyi, çok doğru çalışıyorlar. Bak sakın hocalarım yanlış anlamasın. Orada hep sevdiğim, ben Kasımpaşa'da hocamdı malum hoca. Ben ona bir şey diyebilir miyim asla ya? Benim hocamdı yani. Ben futbolcuydum, adam bana hocalık yapmış aslında böyle. Yani ben ona, o ayrı bir şey. Ama ben diyorum ki, hocalarıma, oradaki hocalarıma yeterli değer, yeterli imkan, yeterli zaman vesaire verirse. Vallahi diyorum Rize Spor'un dışarıdan oyuncu almasına gerek yok. Yok. Ben buradaki Rize'de yaşayan oyuncuların, bak ben sadece Rize Spor'dakileri söylemiyorum. Çaykur Spor'daki, özel idare spor. Herkes bir yerden geldi Nezahat abi. Tabii ki. Boldin Rize Spor'da 10 numara pozisyonda oynuyor da, bundan 10 sene evvel bir takımın altyapısındaydı da. Oradan zıpladı geldi. Ha, bu iş oradan böyledir yani. Biz
bizim çocuklara... Demin örnek verdin ya Trabzonspor'u. Gibi. Ne evet. oldu? Transfer yasağı işlerine yaradı. 6 tane, 7 şimdi tane ben de diyorum ki abi Trabzonspor'da... Hepsi de piyasa. Abi, milli takım oynuyorlar da kurban olayım yani. Bu kadar uç örnekler olmaz yani. Evet. Şimdi sen kendi oyuncun burada alttaki oyuncularına, hocalarına, oradaki çalışanlarına, bizim yani bir binanın önce Necati abi 7. katı yapılmaz. Önce temelini yaparsın. Temelden başlarsın. Temelini de temelden başlarsın şimdi, yani. Gerekli değeri de temele veririz. Biz nasıl yaparız biliyor musun? Mesela altyapıda da şöyle bir şey vardır. Atıyorum U11'den 19'a kadar hocaları sıralarlar. Tamam. En böyle şeyh hocayı U19'a veriyoruz. Deneyimli vesaire hoca. Niye? O aslında U19 artık. Yani yarışmacı grup vesaire şu bu. Gözde yer. He. Halbuki Avrupa'da tam tersi. 11'den al aynı hoca. En iyi hocaya şey verilir. O 11'e verirler. Niye? Oradan al kademe kademe çıkar. Tabii hamur orada. Orada yoruluyor olay. Çünkü 19'da zaten adam olmuş. Ona sen bir şey anlatamazsın da. Peki şöyle olmaz mı Önder? 11'den başlat. Atıyorum. Turgay koydun 11'e. Turgay Oza 11. 11'i aldı. 12'ye Turgay'la devam. 13'e Turgay'la devam. O %100, %100 katılıyorum sana. Şimdi yani. Şurada. Çünkü tanıyor. Çok tabii tanıyor. 11 yaşında Turgay çalıştırıyor. 13 grubuna geliyor, Necati sen çalıştırıyorsun. 15 grubuna geliyor, Önder sen çalıştıracaksın. 17'de başka biri, 19'da başka biri, 20'de zaten yola. Onun da bir açıklaması evet. vardır o zaman yani. Abi oyuncuyla kim geliyorsa takıma. O gitmesi lazım. Devam etsin. Ha buradaki U11'deki hoca, bak U11'e aldığın hocayı, eğer ki inanıp güvenmiyorsan U19'a çalışamaz vesaire diye, zaten onu alma. Vermeyeceksin yani. Bu arada Turgay'la epey iş verdik yani. Her dalda oynadı yani. Evet yani. Hep gözümün önünde hep örneği onunla beraber vermek zorunda hissediyorum. Evet geleyim yani. Sana ait bir soru var burada. Buyur sana abi. Ait bir soru var. Tanırsın Kenan Alan. Kenan. Aa Kenan abi. Yani çok severim. Aleyküm selam. O da bizi izliyor. Evet. Evet bu bir şey var. YouTube'dan yolladığı için ekranda çıkmıyor. Ha olabilir he. Bu transferleri kim yaptı? Önder Hocam. Önder Hocam bize Salarspor'un hedefini ve yapmak istediklerini anlatırsan çok daha güzel olur programınız. Evet. Katılıyorum görüşüne. O da iyi bir spor bilen, spor içinden gelen. Çok iyi. Arkadaşımız da yıllarca program yapmış. Bir arkadaşımız yurt dışında bile evet. o İran'ın bir traktör evet. takıma gider gelir oradan oyuncu ve arkadaşları, dostlukları var. Gezmeyi de çok sever Kenan abi. Çok sevdiğim bir abimdir. Başka bir konulardan dolayı hatta görüşmüştük birkaç gün evvel, evet. bir iki hafta evvel. Kenan abi çok sevdim. Hedef, bizim hedefimizle alakalı. Şimdi ben hedefim, atıyorum daha fikstür belli değil, gruplar belli değil, atıyorum 15 takımlı bir lig. Olacak. Herhalde Ekim'in sonuna doğru olacak. Lig ama herhalde gruplar az çok belli oluyor. Şimdi şöyle bir cevap versem ben. İşte 15 takımlı bir lig gruplar çekildi diye. Desem ki 15 takımlı evet ligimiz. Benim hedefim işte Bülent Uygun'un söylediği gibi söylüyorum. Aslında bir taşla iki kuş vuruyorum bu açıklamamı. İlk 10'da bitirmek. Hedef. Kim? Güzel. Bak hayır benim hedefim o olur mu Necati abisin? Kurban olayım. Ben hayatımda böyle bir hedef sunmuş muyum ya? Ben Rizespor'da olsun vallahi şampiyonluktur hedefim derim. Bak vallahi billahi derim. Orada da onu demek istiyorsun. Abi niye ya? Yani ne kadar nedir ki farkı? Yani bugün 8 tane yabancı futbolcu alıyorsun Süper Lig'de Necati abi. 8 tane yabancı. Yani bu Malta'da, ne demek ki biliyor musun? Malta'da var herhalde. Bir tane alabiliyorsun yani. Yani 8 tane yabancı yani 11'de oynatabiliyorsun. O evet. anlamda. Yoksa fazla alır. 8 tane doğru yabancı alan bir adam. Kaleci de Gökhan'la beraber kaç yapıyor abi? 9. Doğru mu? Senin Türkiye'de en iyi sağ beklerden bir tanesi mi var? Gökhan Gönül. Kafada oynar biliyorsun yani. Bitti de abi. Yani bu şey yok ki. Yani sadece artık tercihleri doğru yapmak lazım. Evet. Tercihleri doğru yapmak. Ha hedefi ne olur? Olursun 5. 4. Kenan abi bana muhtemelen bilerek sormuştur bu soruyu. Hedefin nedir diye. Ben şimdi ona şöyle bir şey söyleyeyim. Ben aldığım Rizespor'dan oyuncular da 2-3 tane de Ali olsun işte bizim yine Ali Kabili olsun yeni aldığım işte görüştüğüm oyuncular var. 8-9 oyuncum var.
onlarla beraber görüştüğümüzde onlara ben şunu söyledim. Hatta Nezahat ile Turgay ile en son idmanımıza geldiği zaman röportajı da aynı şeyi anlattım. Benim hedefim hiçbir zaman Nezahat abi ikincilik olmaz. Kaç takım varsa hiç fark etmez. Hangi lig olursa olsun ben hedefi hep en üstü koyarım. Çalıştığım bütün takımlarda da daha önce belediye içinde şundan burada hep kafaya oynamışımdır. Orayı zorlamışımdır. Çoğu senemde oldum. Belediyespor'da U19'da 4 sene mağlup şampiyon olduk. 16-17 yaş ortalamayla playofflar oynadık. Direklerden döndük. 16-17 yaş ortalamayla. Geldik Salahspor'a. 2 şampiyonluk yaşadık. Yine şampiyonluk çıktık. İlk senemde Bal Ligi'nde yine 8-9 hafta lider gittik. Biliyorsun. Sonra ayrılmak zorunda kaldık. Yaşadığımız sorunlarla alakalı. Ben bunun harici bir hedef hiç koymadım ki hayatımda. Yani bugün Salahspor Bal Ligi'nde başka bir hedef koyuyorum da yani ben bugün geçen sene diyelim ben çalıştırdım da çıktık 3. ligdeyiz. 3. ligde başka bir hedef koymam ki ben hayatım boyunca. Hangi ligde olursam olayım o ligde kafaya oynarım. Niye aşağı oynayacağım abi? Ben çünkü benim oyuncularıma güveniyorum. Ben şu Rizespor'dan gelen oyuncular, Rizeli oyuncular. Takımın ismi de önemli yok. Veya buradan şimdi amatörden de 2-3 tane oyuncu aldım ben burada. Ben inanıyorum oyunculara, iyi oyuncular ya. Yeter ki çocuklara gereken değeri, gereken önemi, gerekli çalışma sahasını, gerekli zamanı harcayalım. Ben iddia ediyorum yani bizim buradaki gençlerimizin diğer Trabzon'daki, Ordu'daki, Samsun'daki gençlerden bir farkı nedir ki ya? Daha mı kısa boyluyuz? Yani buradaki IQ seviyesi daha mı düşük? Ya burada yer çekimi mi fazla? Yani yağmur yağıyor diye mi buradan çıkmıyor? Yani bilimsel bir açıklaması olabilir mi bunun? Yani şurada yarım saatlik ötede futbolcu, her yer futbolcu. Yarım saat arabayla geliyoruz, buradan çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü dağlar denize paralel. Yani bunun gibi bir şeye. Ne alakası var? Orada olan burada olmaz mı? Of'ta olan burada olmaz mı? Olur. Aynı yer aynı. Şimdi niye olmuyor bulacağız? Doğru mu? Doğru. Ona göre hamle yapacağız. Çok doğru. Okuyayım mı? Buyur abi devam edelim. Burak Aydoğdu. Önder abi Rize Spor'un oynadığı futbolu biz stadyumda izlerken anlamadık. Bir futboldan anlayan biri olarak bize bir tarif eder misiniz? Rize Spor ne oynuyor? Pas oyunu yok. İç sahadayız. 3 puan alalım. Oyunu oynayan yok. Uzun futbolu yok. Defansif futbol yok. Rakip 10 kişi kaldı. Oyuncu değişikliği yapılmadı. İkinci golü yedik. Dakika 80 oldu. Oyuncu değişikliği yok. Rizespor ne oyunu oynuyor? Tüm bu olumsuzluğun meyvesi 6 maçta 1 puan. Rizespor taraftarı istifa söylemlerinde haklı değil mi? Evet Burak Aydoğan bunu yazdı. Burak kardeşim çok güzel mesaj attı. Zaten konuşulacak her şeyi sağ olsun dolu dolu yazmış oraya. Sevgili kardeşim, Rizespor'da oynanan futbolu bize tarif eder misin demiş ilk sorusun. Az evvel onu tarif ettim, şimdi bir daha anlatayım kardeşim. Rizespor bir sürü enstrümanın çalındığı bir koro gibi ama biri uzun ince bir yoldayım çalıyor, biri mihribanı söylüyor, biri başka bir türküyü söylüyor. Tamamen dağınık, akordu bozuk bir müzik gibi. Evet, tek tek oyunculara baktığın zaman şimdi örnek veriyorum. Bura. Boldin iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Bolasi için iyi oyuncu diyor muyuz? Kamuoyunun yorumuyla söylüyorum. İyi. Alper Fenerbahçe iyi. Poyan Palo milli takım Leverkusen falan iyi. Boyd şurada burada oynamış Beşiktaş vesaire iyi. Gökhan Gönül milli takım vesaire iyi. Holmen'in transferi Gökhan milli takım kalecisi iyi. Ya bu kadar iyinin... Ama hepsi kariyer sahibi. Şimdi bu kadar iyinin içinde... Şimdi geliyorum bir taraf, evet kötü oynayabiliriz. Kaybederiz. Bu da gayet doğal bir şey. Ama ben çözemediğim şeyi ne biliyor musun Burak kardeşim? Bizim ne oynadığımız belli değil. Tıpkı milli takımın Hollanda maçı var ya... Ne oynadığımızı kimse çözemedi. Veya Avrupa Şampiyonası oynadığımız futbol var ya... Yani her takım bir şey yaptı. Yani Macaristan birini yendi, öbürü başka bir yerden puan aldı vesaire falan. Bizim takımla ilgili adamlar yorum yapamadı. Ne oynadığını çözemedik diye. Şimdi o zaman ben de diyorum ki biz ne oynuyoruz belli değil.
Yani bir şey denersin, atıyorum 4-2-3-1 oynadın Nezahat abi. Oldu oldu tutmadı. 4-1-4-1 oynadın tutmadı. 3 yani bir çaren A planın, B planın, C planın. O da planın. Yok mu diyorsun ya? O da yok hiçbir diyorsun. Şey. Ben diyorum ki bu takımın ne oynadığından ben hiçbir şey çözemiyorum. İşin can alıcı noktası ne biliyor musun? Bir de Burak kardeşim onu söyleyeyim. 5 maçta galibiyeti olmayan, devam ediyorum, ligin son sırasında kalan, şu durumdan dolayı uyku uyuyamıyorum diyen Tahir Kıran, o durumunda futbolcunun vereceği tepki, bu Saygı Rizespor futbolcuların şu Altay maçındaki tepkisi değildi. Böyle bir şey yok. 3-1 değil, 4-1 yeniliyor. Ama oyna diyorsun. Abi 4-1 yeniliyor. Celal Kılıç. Ne anlatmak istediğimi anlatayım sana abi bir hikayeyle. Pazarspor'un eski başkanı Celal Kılıç. Benim için çok değerli, çok büyük bir başkandır. Allah uzun ömürler versin. Pazarspor da benim için çok ama özel. Ama amatörleri bir... izlerdi biliyor musun? Giderdi izlerdi. Hep amatörden çok alırdı. Çok gördüm onu ben şeyde. Hep amatörden alırdı. Çok gördüm onu. Şimdi onun bir lafını hiç unutmuyorum. Ben oyuncularıma da söylerim. Ne demek istediğini anla... ama anlayacak mısın abi? Yenilebilirsin diyor. Fark da yiyebilirsin. Hiçbir şey yapamıyorsan git adama bir tekme at derdi. Tekme at demiyor aslında. O manada diyor yani. Anladın mı? Şimdi mesela orada genç oyuncular gibi başkan diyor oyuncuya mı vuracağız? Hayır. Ben oyuncuya tekme at demiyorum diyor. Mücadele et hiçbir şey yapamıyorsan. Topa tekme at derdi o mesela. Tekme at. Bak topa vurmak gibi mesela. Yani hiçbir şey yapamıyorsan ya mücadele et. Biz Rizespor 4-1 yenilebiliriz de şeye. Altay'a. Bundan evvel de Altay'a 5 tane attı, 4 tane attı, 3 tane attı bir içeride bir takıma. Önemli değil ki. Ama böyle Altay birinci vitesle oynadı maçın ilk yarısını. İnan bana. Yumuşak, rölanti rölanti gitti. Rölanti. Ama o rölanti Altay'ın mesela yakalasın onu örnek vereyim Göztepe. Atar. Gebertir onu. Çünkü Altay bütün şarjörünü derbide tüketti Göztepe maçında. Yorgun geldi diyorsun ya. Yani bir de o maçların atmosferi çok sıkıdır. İşte Fener Galatasaray maçı. Doğru, o da İzmir derbisi yani. İzmir derbisi. Buraya geldi çok yumuşak 3 puanı almış. Yakalayamazsın bunu. Hatay yakalasa gebertmişti onu bak bugün. Yeni Malatya yakalasın. Beşiktaş'la beraberliğe geldi diyorsun yani. Ya iki, maçtaydın abi değil mi? İlk yarı izledin. Altay nasıl top oynadı? Çok mu böyle sert ısırgandı? Soruyorum sana. Yok. Ama biz çok sert ısırgan olmamız lazımdı. Az evvel anlattığım örneklerle başkanın dün televizyon programına bağlandı. Uyuyamıyorum diyor. Ben başarısız olamam diyor ya. E şimdi başkanın o söylemi. 5 maçta galibiyet alamayan oyuncular hoca sallantıda gördüğüm kadarıyla demeçlere bakılırsa bu kadar olumsuzluğun üzerine sahada oyuncuların bir tepki vermesi lazım. Tepkiden kastım skor gelmeyebilir. Futbolda her şey var. Oyunda tepki ver. Oyunda tepki ver. Sert, mücadele sıkı, yap, mücadele. Aynı öyle. Başa başa yap, seyirci de görsün seni yani. Değil mi? Tabii. Yani bunu kastediyorum. Varsa mesaj devam edelim Nezahat abi. Evet, cevaplandıralım. Kemal Kırmızı, Rize Spor. Bunca yıl, bunca zaman sizleri hiç mi dinlemiyorlar? Allah aşkına Alaaddin abi, senin gibi onlar ağlıyor mu? Hani Alaaddin'in bir maç ağlaması vardı maçta sonra. Evet, evet. Mağlubiyetten evet, sonra gitti evet. Şampiyonluk, gitti bir yönetim İstanbul'dan. Evet. Şimdi Turgay da yıllardır sporun içinde, sen de yıllardır sporun içinde. Allah aşkına size bir soru soracağım. Bak. Neden Rizespor'un bu halde olduğunun çok açık ve yani hiç futbolu bilmeyen bir adamı şuraya götüreyim. Bak yeminle söylüyorum sana Nezahat abi. Hiç hayatında futbol oynamamış. Şu soruyu sorayım ona ve şu cevabı versin bana. Zaten problem ortadadır. Bak şimdi. Puan tablosuna bakarsan kimin daha çok puana ihtiyacı var? Belli zaten. Biz. Belli zaten. Biz. Zaten belli. Şimdi ben de sana bir istatistik veriyorum. Bak. Turgay'cığım. Çaykur Rizespor Kulübü 90 dakikada 12 faul etmiş. Altay takımı 22 tane faul etmiş.
Şimdi bak, şu verdiğim istatistik, bak şu verdiğim istatistik, benim sana az evvel anlattığımın aynası. Yani bir takım çok ister ya, çok ister, çok ister. Onu zaten yapmış olduğum mücadeleden, tamam mı? Yani top oynatmaz seni zaten, tamam mı? Sıkı sıkı basar, 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 basar ve çok faul eder. Rakip senin iki katın fazla faul etmiş. Bak rakip, 12 tane faul etmişiz Nezahat abi 90 dakikada. Rakip senin iki katın faul etmiş. Biz zaten istememişiz maçı yani. Top bizde. E top bizde nerede? Birinci bölgede top bizde. Ne yapayım o topu ben? Üçüncü bölgede olmaz. Üçüncü bölgede yapabiliyor musun %65? Evet. Ya yap orada yürüyeyim senin. Sen peki onunla övünüyor Bülent Ozan işte 16 tane 11 tane de şut yedin. Altay kaç tane deplasmanda 11 tane daha şut atacak? Yani bir takım faul yapmak da evet belli olmaz takımın üstünlüğü ama ben de diyorum ki bir takımın mücadelesine eş değerdir yapmış olduğu faul. Seninle maç ediyoruz. Benim takım hiç faul yapmamış 90 dakikada. Sen yapmışsın 20 tane faul bana karşı. Bu şu şöyle bir veri değil midir? Sen daha sert oynuyorsun. Daha çok istiyorsun. Değil mi? Ama kağıt üstünde benim daha çok istemem lazım. Ligin dibindeyim. Ama buraya gelen ta 1500-1600 kilometre öteden gelen İzmir'in takımı puantaj olarak da çok rahat bir takım. Senden daha çok istiyor abi. 22 tane faul yapmışsın. 12 puan da kaldı şuna. 3 ya. Puan aldı 12 yaptı. Evet. Sen puan de 90 dakikada puan. 12 puan evet. Yap. 12 tane faul yapmışsın. Evet. Her 10 dakikada bir faul yapabiliyorsun. Allah Allah. Nezahat abi çok yoğunsun. Çok telefon geliyor sana. Son 15 dakika. Son 15 dakika. Evet. Şimdi toparlayalım. Şöyle söyleyeyim. Ya şunu söyleyeyim. Şu anda yapılacak da pek bir şey yok zaten. Mevcut kadromuzla, mevcut durumumuzla kendimizi devre arasına kadar atacağız. Devre arası. Artık bence şimdiden, bak Sayın Başkan bu işlerin bence kurdudur, işi bilir. Bence şimdiden güvendiği, inandığı, bence bu şeyi de iyi araştırsın. Kime güvenecek, kime inanacak? Çünkü hata yapma lüksü yok. Artık deniz bitti. Ligin dibindeyiz. Güvendiği, inandığı insanlarla beraber şu andan itibaren devre arası alacağı adamların isimlerini belirlemeli. %100 biz devre arasında ligin 10.sü olmayacağız. Evet. Olmayacağız. Bu savunmayla olamayız biz. Bak herkes santrofor, mantrofor 40 tane değil. Bizim İki tane tabanca gibi stopere ihtiyacımız var. Sol beki ihtiyacımız var. Şimdiden çalışma yapması abi, lazım diyorsun. Gol yemeyeceksin Necati abi. Bir takım her maçta gol yer mi ya? Her maçta gol yiyilir mi ya? Yiyilmez tabii ki. Bundan sonra oynayacağımız kaç tane daha lig bitene gol? 14 maçta mı? İddia ediyorum. Belki hepsinde ama 12'sinde gol yiyeceğiz. Bu da ne demektir? Yediğinden fazlasını atacaksın abi. Avarajı düzelteceksin. Şimdi önce bir tutada rakibini tut. Rakibini düzelteceksin. Necati abi gol yemedin mi? Bak gol yemedin mi? Bir puan cepte. Yedin mi gidiyor zaten canım. Yedin mi en az bir tane atacaksın ki bir puan. Ya gol yemedin mi? Bir tane attın mı 3 puan ya. 3 puan. Önce arkayı tutacaksın. Gol yemeyeceksin. Bak kalecin iyi. Türkiye'nin iyi kalecilerinden bir tanesi. Ya Türkiye'nin iyi kaleci, maç başına en çok kurtarış yapan kaleci bizde. Ya bu bir veri. Kaleciyi övüyoruz bundan dolayı. En çok kurtarış. Ama gerçeği görmüyoruz. Gerçek ne biliyor musun? En çok kurtarış yapan deme ona. En çok pozisyon veren takım olduğumuz için en çok o kurtarış. Öyle ya niye Mustara, Altay, Uğurcan değil? Çünkü zaten maç başına 2 tane 3 tane top gidiyor. Ona. Bazı kalecilere top gitmiyor. Evet. Şimdi bizimki de geliyor 40 tane top. 37'sini kurtarıyor çocuk. 2 tanesini yiyor. Ondan sonra şöyle övünüyoruz. En çok kurtarış yapan kaleci. Yok öyle deme. En çok top giden kaleci. Bu kadar top gider mi bir kaleciye? Hatay bizim içeride. Ya biz Hatay'la deplasmana oynasak o kadar pozisyon vermeyiz ya. 5 tane 6 tane %100'ü var ya adamın. Ve maçın en iyi adamı kalecinin aptasıyla ikinci golü yiyoruz. O hatadan sonra biz Gökhan'ı alkışlamamız lazımdı. Niye biliyor musun?
ders olurdu diye diğer oyunculara. Bak, hata yapanı da biz alkışlıyoruz dersi olurdu. Niye? Hata olur abi. Kaleci verirken hata yapar. Stoper ayağının altından kaçırır, gol yiyebilir. Hata olur. Bilerek hata yapmaz ama yani. Kötü mücadele yok. Bak Nezahat abi, Rizespor'un düzeltmesi gereken az önce verdiğim veridir. Kazanmaya çok iyi. Sen şimdi bugün diyelim ligin son maçı, Altay maçı. Kazanmamız lazım ligde kalmamız için. Kazanman lazım. Rizespor böyle mi oynar? Oynamaz. Oynamaz değil mi? Bak bu maçta 12 yaptık ya, 40 tane faul yaparız. Bak 40 tane faul yaparız, en az 8-10 tane de sarı kart görürüz. Giren çıkanlarla beraber. Niye her maçı böyle oynamıyoruz? Peki. Niye? Biri zemini beğenmiyor. Biri kılım döndü diyor. Öbürünün beli ağrıyormuş abisi, kusura bakmasın. Ben de bir oyuncu bana öyle dedi. Aşı oldum. Abi ne? Bir, idmana giremesin. Kusura bakma dedim. Hiç, yani, hiç başlamadan daha şey geldim, yapalım. Daha benim için idman devamlılığı. Evet. Bir de idmanı geçiyorum ben. İdmanı geçiyorum. Ben adamı, ben Balligi takımıyım. İdmana gelmeyeceksen gelme diyorum. Adam sana maça çıkmam diyor ya. Şimdi ya, ben Allah göstermesin bana şimdi oyuncum diyecek. Yani ben bu zeminde, yemin ediyorum ya, neler olur öyle tasavvuf edemiyorum ya. Mümkün mü böyle bir şey Necati abi? Nerede çalışıyorum? Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de. Ya Allah biliyor yani. Bak yemin ediyorum. Ya zeminimiz sana o kadar kötü bir zemin değil. Abi. İyi zeminlerden bir tanesi yani. Yani doğru mu? Biraz bozuldu. Bu normal olabilir. Turgay'cığım. Yani o Remi hangi zeminlerde oynamıştır biliyor musun? Yani. Fransa'da meşhur olmadan. Anladın mı? Ha şöyle git o zaman de ki, o kadar erkeksin ya bu zeminde oynar. Git de ki, evet ben bu zeminde oynamam. Ben sözleşme imzaladım. Oynamadığım maçlar işte atıyorum 1 milyon euro alıyordum ya. Çok oynamadım. Size çok büyük zararım var. Ben 3'te 2'sini de oynamadım maçların. Siz de bana paramın 3'te 2'sini vermeyin. Erkeksin ya haydi. Ama niye kapı gibi sözleşme yap. Onu buraya getirirken kıyametler kopuyordu ya. Aynı hatayı üç büyüklerimiz yapıyor. İşte biri Falco'ya alıyor. 7 milyon euro veriyor ona. Sanki biz şeyiz hani Dubai'yiz ya, ekonomimiz acayip. 7 milyon euro. Necat abi 70 trilyon yapıyor yıllık. Aylığa vurduğun zaman 8 trilyon yapıyor aylığı. Aylığı 8 trilyon. Biz neredeyiz biz? Hangi? İsviçre miyiz biz? Türkiye'de hangi takım bir oyuncuya 5 trilyon, 8 trilyon aylık verebilir? Belki de bazı takımların o kadar bütçesi yok. Yok. Ya, yani. Abi mümkün mü? Sen o aylık verdiğin Falco'ya, bak yıllık demiyorum, Falco'ya verdiğin aylık bütçeyi, 15 günlük bütçesi 4 milyon lira. Değil mi? 15 günde 4 milyon ödüyor. Aylık 8 olduğuna göre 2 haftada 4 milyon. 2 hafta Falco'ya para verme. 2 hafta. Kurban olayım. O parayı götür ver Galatasaray'ın altyapısına, Fenerbahçe'nin altyapısına. Bak sana neler çıkıyor. Çıkar tabii canım, çıkar. 1 trilyon 200 milyon. Remi'nin aylığı 1 trilyon 200 milyon. Bastım, yani kuşa çıkıyor. Çok şey söylemek istiyorum da Turgay'cığım. Evet şimdi yani, gelelim. Bulunduğum kimlik, hocalık kimliği, evet. Ekranın başında olmamdan dolayı söylemek istemiyorum. Yazık diyorum yani o paraya. Ne Remi'ler, neler var, neler. Neler gitti buralarda? Çok iyi bildiğim için. Gelelim 7. hafta geçiyoruz şeye, Başakşehir'e. Az evvel Ayda sormuştuk onu. Evet. O konuda neler söylesin söyle onu alayalım. Başakşehir mi? Şimdi Başakşehir'in hocası kim? Aykut Kocaman. Aykut Kocaman. Şimdi iş disiplinden geldiyse şunu da üstünü geçeyim. Kaysara Başakşehir'in sahibi. Şimdi şöyle bir ikilem yaratıyorum sana. Sahaya çıkmam bu zeminde oyuncu. Bu adam da Kayser'a, Başakşehir'in iyi oyuncularından bir tanesi, diyor ki Başakşehir savunma oynamaz diyor. Hocasını eleştiriyor. Nerede? Twitter'da. Ne yaptılar bu adamı? Kadro dışı. Niye eleştirdin? Eleştirdi. Bu maça çıkmadı. Şimdi şöyle iki takımın, disiplinli bir takımla disiplinsiz bir takımın maçı var bu hafta. Bir kere. Bak, hep oyun disiplininden bahsediyor. Başakşehir skor ne olursa olsun aynı oyununu oynar. Telaşsız, ayağı vesaire, az pozisyon veren vesaire ve Başakşehir'den puan alan
5 haftada galip gelememişti mesela, Fenerbahçe'yi yendi. Puan alan her takımda Başakşehir'e kapandı. Çıktı kontrolarla golü buldu. Çünkü niye Başakşehir atamadı veya yediğinden bir fazla attı. Şimdi biz de öyle oynayacağız. Muhtemelen gideceğiz. Dengede tutmaya çalışacağız. Birinci ve ikinci bölgeyi kalabalık tutup kontra çıkmaya çalışacağız. Çünkü gücümüz de o niyetti. İş nereye tıkanıyor biliyor musun Necati abi? Mesela Beşiktaş maçı 3-3 bitti galiba. Evet 3-3 bitti. 3-0'dan 3-3 değil mi? 3-3 bitti. Biz ne Adana Demir, ne Kayseri, ne Yeni Malatya, hatta ve hatta hiç golü olmayan Giresun kadar sert değiliz. Hemen çözülüyoruz. Ki Başakşehir, bak şunu da söyleyeyim. Başakşehir skor ne olursa olsun aynı oynuyor ya. Başakşehir bizi 1-0, 2-0 vesaire olsun, olursa yine aynı oynayacaktır. Çok şey gitmez skor. Atıyorum acımasız bir takım bizi yakalarsa ne yapar biliyor musun? Atır. Perişan ederiz. Çünkü Necati abi Süper Lig'i şöyle göz önünde bulunduruyorum. Bakıyorum takımlara. Bak şimdi takımlara bakıyorum. Hiç kolay çözülen bir takım yok. Sivas gidiyor bu hafta deplasmanda yeniyor. Kim yendi? Malatya'yı yendi. Flaş ekip Karagümrük Antalya gidiyor ondan puan alıyor. Beşiktaş 3-0 öndeyken Adana'da, Adana Demir'de, İstanbul'da Adana Demir maçı 3-3'e getiriyor. Kolay kopmuyor. Bizim maçlarımıza sıra girsin. Bizim maçlarımıza. Beşiktaş tak 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 3-0 maç bitti. Hemen çözüldük. 20. dakikada maçı bitirdik. 2-0 oldu. Ya gol yedik mi çözülüyoruz. Bitti. Yani. Bak bitti. Gittik Antalya'ya. Maç tak tak 2-0 oldu. Sonra 3-2 bitti. Bir penaltı, bir ölü top. Akan oyunda golümüz yok gene bak. Bir penaltı, duran, bir frik. Duran toplarda. Tak tak maçı hemen bitiriyoruz. 2-0 oluyor. Geldik içeride Hatay. 10 tane pozisyonu var. 2-0'la bitiriyoruz. Gittik Adana'da. Bak gene deplasmandan bahsediyor. Tak tak hemen 2-0 oldu. Bak Beşiktaş maçı 20. dakika 2-0. Gittik bir sonraki deplasman Antalya 20. dakika 2-0. Gel gittik Adana Demir'e 3. deplasmanımızdan bahsediyorum. Yine 25. dakika 2-0. Biz hemen çözülüyoruz. Yani rakip belli bölümlerde baskı kurar. Belli bölümlerde çekilir. Sen oynarsın, sen baskı kurarsın. Bizim şu şeyimiz yok. Rakip bize baskı kurduğu zaman maçı 0-0'da tutalım. Tutalım oyunu var ya 0-0. Biz tutamıyoruz. Rakip baskı kurduğu anda tak tak 2'yi buluyor. Biri de bulmuyor. Hemen 2'yi buluyor. Yani 1-0 bulsa Bekadi. Rahatlıyor 2'yi bulup rahatlıyor. Hemen pat 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 bizi bir perişan ediyor. Biz şimdi Başakşehir'e gideceğiz. Bizi uyuta uyuta bak diyoruz. May 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 lap 1-0. Ne olduğunu anlamayacağız. İnşallah galip geliriz. Ama bu kadronun Ezzet abi çok zor işimiz. Yani sana şimdi şöyle soru sorayım. Veya seyircilerimize şöyle sorayım. Herkes de ekran başından cevaplasın. Turgay da cevap. Bu takımda olmazsa olmaz dediğin bir oyuncu söyle bana. Ya şu adam olmazsa. Mesela ben Kayseri'de diyorum mesela Mensah. Büyük olmazsa olmaz. Sen de bana Rizespor'dan bir oyuncu söyle. Yok mu diyorsun yani? Sen var mı diyorsun? Bana bir tane oyuncu söyle. Şu olmazsa olmaz de. Ya anlattıklarına göre yok demek. Hayır abi kadroyu biliyorsun. Sen de biliyorsun demek. Turgay. Var mı senin? Abi şu bizde olmazsa, oynamazsa bu maçta işimiz zor. Söyle bir tane. He? Yine Boldu'yu. Boldu'yu gönderdik biz. 55'te çıkıyor önden. Niye? Hazır değil. Bak gönderdiğimiz oyuncuya muhtaç kaldık. Ki bana göre 5 büyükler vesaire haricinde oynadığı pozisyonun bu ligde en iyi 1 ya da 2. oyuncusudur. İşte Mensah vesairesi, Mensah, Boldu'yu. Bu ligde en iyi o paraları alabileceğin en iyi bir ya da ikisidir. Ya bu adam biz gönderdik. Bunu kim gönderdi? Hoş Tayyip Kıran Başkan göndermedi bunu. Bu takımın teknik patronu kimdir? Bülent Hoca. Bu adam bizim işimize yaramaz dedi. Doğru mu? Türkçesi bu. Kıvırmaya gerek yok. Boldin de gidiyordu. Gidiyordu. Baktılar ki isimle futbol aynı olmuyor. Ronaldo ama bu başka Ronaldo. Bilim, evet. O, biz Manchester'daki Ronaldo'la karıştırdık onu. Onun yerine onu aldık. Baktı ki bu böyle olmuyor. La öbürünü koyduk o da olmuyor. O da olmuyor. Onu tutalım. La bari Boldin kurban olayım gel başla burada oynamaya. Başkan da dün teşekkür ediyor başka telefonu. Sağ olsun işte çıktı hazır olmamasına rağmen diyor. Adana Demir'de işte fedakarlık yaptı oynadı golü dağıttı falan. Boldin'i oynatsaydık ya daha evvel.
Hazırlasaydı. Yani sakatlığı var vesaire. Belki de böyle bahaneler de olmaz bitmez. Yani. Olur mu öyle şey? Boldin sahaya, bugün sahadan çıkıyor. Yüz haline bakıyorum. Bitmiş. Ama bu takıma ne kondisyon lazım, ne başka bir şey lazım. Bu takımın, yani şimdi teknik adamı olarak da böyle konuşmam ne kadar bu neyse daha dolaylı çevireyim lan. Moral motivasyon lazım diye. Evet. Var mı eklemek istediğin daha bir şey? Evet, vedama şöyle edeyim. Evet, bu takım hepimizin, ben eleştiriyoruz, evet. Niye eleştiriyoruz? Bizim takımımız olduğu için eleştiriyoruz. Bu takım mağlup olduğu zaman. Biz de mağlup oluyoruz, üzülüyoruz tabii. Şimdi, ben de Rize Sporluyum, sen de Rize Sporlusun. Ama mesela çok iyi bildiğim insanlar var Rize Spor taraftarı. Çok iyi bildiğim insanlar kastım. Mesela ben babam fanatik Rize Sporlu. Mesela ben babamı arayayım, bir gün bakmaz telefona. Bakmaz. Rize Spor yenildim, kapatır. O gün bitti onun için. Kesiyor harekayı. Bitiyor dünyada. Şimdi vallahi billahi diyorum Necati abi. Vallahi babama üzülüyorum. Bak Rize Spor'u seviyorum başka bir şey. Bak çok iyi bildiğim Rize Spor taraf en yakınında ama abi kimsenin bizi üzmeye hakkı yok kurban olayım. Aynen, aynen. Anladın mı? Şahsi şeylerinden dolayı. Yani sel oldu. Leylek düştü. Şimşek çaktı. Sıkıntı yok. Dalga geçer gibi insanlarla böyle bir şey yok yani. Bu takımın bahaneye ihtiyacı yok. An sana bir fırsat daha gidiyorsun Başakşehir'e. Başakşehir maçı bizim için bir fırsattır. Oy. Neden bir fırsattır? Çünkü Başakşehir geçen hafta Fenerbahçe'yi yendi. Türkiye Ligi'nde şu vardı Necati abi sakın unutma. Alanya bu hafta Galatasaray'ı yendi değil mi? Bak bu hafta içeride büyük bir ihtimal puan kaybeder. Bak büyük ihtimal kimle oynadığını da bilmiyorum. Başakşehir Fenerbahçe'yi yendi değil mi? Belki Aykut Kocaman'ın disiplini vesairesiyle bir de malum biz çok çabuk çözülüyoruz diye biz de oynadığı için. Ama büyük takımlardan puan alan, deplasmandan puan alan içeride mutlaka parmak ucu şimdi yürürler. İnan bana zorlanırlar. Bak. Puan aldık geldik hesabı değil mi? Alanya kimle oynuyordu? Turgay'cığım az evvel gösterdin. Alanya içeride Altı 25 Eylül. Trabzonspor'da. Trabzonspor. Yine deplasmana gidiyor. He. Yine deplasmana gidiyor. Trabzon maçı zor maç. Evet. Şimdi Trabzon maçı zor. 2 gün sonra Kasımpaşa. Ha, Kasımpaşa. İçeride evet. Kasımpaşa'yla değil mi oynuyor? Evet. Bak şimdi. Bak ben maçla ilgili ben böyle şeyleri pek yorumam. Alanya Galatasaray'ı yendi. Bak Kasımpaşa maçı nasıl geçecek? Zor geçecek. Yani. Ben de diyorum ya Kasımpaşa ya kazanır ya berabere biter. Turgay maçtan sonra görüşeceğiz. Başakşehir Rize maçına şöyle bağlıyorum. Başakşehir Fenerbahçe'yi yendi. Bak bizim maça kadar parmak ucu yürürler. Tamam kafalar havadadır. Bizim maçı daha düşünmüyorum. Hala Fenerbahçe galibiyetin havasındalar. Bunu fırsata çevirebiliriz. Evet. Başarılar diliyorum takımımıza. Evet. Bizi üzmesinler. Bülent Ozan'dan da veya yönetimden de şöyle bir şey bekliyorum. Biz hocamızın arkasındayız. Devam ediyoruz. Ya da Bülent Hoca artık gerekeni yani bununla ilgili kamuoyunun beklentisi var diye konuşuyorum. Ya yönetim evet hocamızın arkasındayız. Devam edeceğiz. Net bir kestirip, açıklama evet, netleşsin. Ya da gereken neyse yapılacaksa kamuoyunu aydınlatmak evet. Lazım diye düşünüyorum. Herkese iyi akşam Turgay'cığım teşekkür ediyorum. Konuk ettiğin Necati abi sana da teşekkür ediyorum. Sevgili dostum sana da çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet bizler de size teşekkür ediyoruz. Önder hocam kırmadın bizi geldin. Programımıza katıldın. İlerleyen haftalarda yine beraber olacağız. Bunu da diyorum. Evet bir program da burada sona erdi. Değerli izleyiciler haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.